oluyor? Hayır, ne oluyor? Bu saatte ne oluyor? Daha var. Daha yayın saatimiz 2:30 biliyorsunuz ki. Ya yani ben bu kadar erken girmeye alışık değilim. Şu anda 1:50, daha 2:10 var. Ya yani 2:30'da filan başlarız. Alışık olmadığımız bir saatte yayın yapamıyoruz. Alışık değiliz. Daha uykuluyuz. Yeni kalktık. Çok değerli arkadaşlarım gelmiş. Çeşitli üniversitelerden göreyim bakayım. Boğulan seyirciler var. Son anda pankartı kaldırıyor. Sakarya Üniversitesi. Ya ya. Ataköy Cumhuriyet Lisesi. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. ACL Club. Ve Sakarya Üniversitesi. Evet, İstanbul dışından da misafirlerimiz var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bir süredir provalardayım. Orta oyuncularla Ferhan Şensoy'la beraber prova yapıyorum. Ferhan Şensoy'un Kiralık Oyun isimli piyesini önümüzdeki hafta bugün cumartesi akşamı saat 20'de Beyoğlu Ses Tiyatrosu orta oyuncularda sahneleyeceğiz. Saat 8'de. Şunu düşünüp duruyorduk. Ya oyunlar ne zaman? Pazartesi günü oynayacağız. Genelde oynanmaz. Pazartesi günü saat 20'de oynayacağız. Cuma günü saat 20'de oynayacağız. Cumartesi saat 20'de oynayacağız. Pazar günü matine soare yapacağız. Şunu düşünüyorduk. Acaba ben cumartesi günü Zaga'ya yetişebilecek miyim? Böyle bir endişemiz var. Acaba cumartesi oynayalım mı? Biliyorsunuz orta oyuncuların nerede olduğunu. Beyoğlu'nun ortası Ses Tiyatrosu, içinde orta oyuncular. Yani yetişebilir miyim Beyoğlu'ndan buraya? İşte yani nasıl başlarız, nasıl yaparız? 8'de başlarsak herhalde 10-10.30'da biter. Ben de koşa koşa gelirim diye düşünüyorduk. Fakat yeni saatlerle iş kolaylaştı. Şimdi belki bir Ankara turnesi ihtimali var ki Ankara'da 8'de başlarsak yetişirim. Yetişirim. Hatta bu böyle giderse biz Paris'e bile turne yapabiliriz. Paris'te 8'de oynasak, saat farkını da hesaba katarsan kalkar gelirim. Evet. Neredeyse 20 sene olmuş. Ben lisede öğrenciydim. Beyoğlu'nda çok güzel, güneşli bir Mayıs gününde deli gibi aşıktım. İşin güzel tarafı, kız da bana aşıktı. 3 saat bu oyunun premierini seyretmiştik. Harikuladeydi. Şimdi ne büyük şeref ki 20 yıl sonra ve orta oyuncuların 25. yılında onlara katılıyorum. Haftaya cumartesi beklerim arkadaşlar. Ayrıca da 4 Haziran cumartesi gecesi Berlin'den canlı yayın yapacağız. Berlin Tempodrom, 3000 kişilik dev bir salon. Orada ben, Zaga ekibi ve Zaga konukları ve ayrıca da Berlin'de yaşayan vatandaşlarla beraber, hatta biraz önce bir tanıtımını çektik. Ne diyordum ben? Zaga kommt nach Berlin. Zaga kommt nach Berlin. Almanya'ya gitmek de basit bir şey değil, öyle gidiyorsun. Zaga kommt nach Berlin. Bir de şey var. Ich komme. Berlin'e geliyoruz. Ich liebe dich. Sizleri çok seviyoruz, özledik, geliyoruz. Özlem Tekin! Ne tatlı olmuşsun be. Teşekkür ederim. Bu neydi bu saç modelinin adı? Çok güzel olmuş bu. Le coq. Le coq. Horoz. Çok hoşmuş gerçekten. Çok hoş bir albüm olmuş. Bombalıyorsun şimdi, geliyorsun. Ne zaman çıktı bu albüm? Geri sayarak çıkmadı. Çıkıyor. Çıkmadan önce böyle bir tanımda ortalıkta duyuldu. İsim biraz uzun galiba değil mi? 9, 8, 7. 10'du, ondan başlıyor. 3, 2, 1, 0. Ya 0. 109 milyar 876 milyon 543 bin 210. Şarkılar nasıl sıralanıyor? 9, 8, 7, 6 değil ters, mi? Ters, evet. CD'nin arkasında ters yazıyor ama CD'nin üstüne böyle elektronik olarak öyle şey halledemediğimiz için birden başlamak durumundayız. Anladım. Albüm çıktı mı? 2 Mayıs itibariyle. Mikrofonu mu yok bir saate? Bir saate mikrofonunuz mu konuşuyor? Buralar... Mi konuşuyor? Hayır. Buralarından bir şeyler çıkıyor. Bunlar onlar nedir? Onlar mikrofon değil. Onlar kulaklı. Allah Allah. Ben de sanıyorum onlardan... Ben hepsine onlardan... başlayacağım. Tamam. Albüm pazartesi günü. 2 Mayıs'ta çıkıyor arkadaşlar. Hayır, buradan alıyoruz İsmi zaten. İsmi 19... Olsun, bir daha söyleyeyim. Olsun. 8-7-6-5-4-3-2-1-0. Evet. Güzel. Güzel. Hazır mısın? Evet. Seni uzun süredir burada görmüyorduk. Değil mi? Çok sevindim. Değil mi? Hakikaten. Evet, evet. Çok sevindim gördüğümü. Evet, bu ne hakikaten? Sevindim. Kulaktan iyi duymuyor musun artık? İyi
kulaklık monitörü. Bizim yaptığımız müzik çok böyle fazla gürültülü bir müzik olduğu için vokal hep güme gider. Anladım. Hani siz belki duyamazsın ama ben duyamazsam fena olur yani. Benim en başta duymam gerekir. Ben özledim seni hakikaten Zaga'da görmeyi. Çok sevindim. Yani tiyatro... Siz özlediniz mi Zaga'da görmeyi? Siz de özlediniz mi oğlum? Peki bu oyunda çok başarılısın ya. Yani, komedisi. Evet, mucizeler komedisinde herkes senden bahsediyor. Vallahi çok Şener çalıştım. Şen'den çok senden bahsediyor. Çok uğraştım. Herkesten çok senden bahsediyor. O yani şaşırttığım için olabilir. Şaşırttığım hiç beklemiyorlardı. Için. Ne işi var Özlem Tekin'in öyle bir şey de diyorlardı. E niye müzikalde olamaz mı Özlem Tekin? Olabilir de yani o kadar da oynamaz herhalde. Şarkıcı diye şimdi orada oyunculuk yapmış falan diyeceklerdi. Herhalde şaşırdıkları için öyle dediler. Teşekkür ederiz. Mirkelam da şaşırtmış bildiğim kadarıyla. O da şaşırttı. Evet. Beni çok şaşırttı mesela çünkü o kadar rahat ki adam. Evet. Çok rahat böyle de oynarız ederiz. Güzel yok aslında çok heyecanlı bir tip yani kendi içerisinde. Biraz rahatsızdır. Yok yani. Çok rahattı oyunda. Öyle o mi? O beni çok şaşırdı zaten. Ha. İyi oyunculuğu değil yani. Peki sen içinde rahatsız mısın yani? İyi oynamadı demedim efendim. Ne dedi? Ben kasten kaçırdım ama o arada bir şey oldu mu bilmiyorum. Nede rahatsız mı? Yani içinde rahatsız mısın? Ne ile ilgili? Yani sahneye çıkarken filan. Ben normalde ruh hastasıyım da sahneye çıkarken rahatsızım, çok rahatım. He? Yok, çok rahatım. Nasıl buluyorsun mesela böyle arkadaşların karşısına geçip oh be dünya varmış falan gibi mi geliyor? Gayet tabii. Evde gibi geliyor. Yalanlık. Bir rahat, bir rahat. Hadi lan 10 senedir bana hiç evde gibi gelmiyor yani. Bana geliyor. Ben evdeyken bana evde gibi geliyor. Buraya gelince hakikaten Zaga'daymışım gibi geliyor yani. Ben bir yere gidince oh be ne rahatım falan. Hiç öyle bir hissim yok yani. Yok, olamıyor. Bana sokaktayken daha rahatsız gelir mesela ama burada çok daha rahat geliyor. Ha. Elde mikrofon, şarkı söyleyeceğiz. Peki arkadaşları kim olarak falan görüyorsun yani? Kim mesela onlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Onlar ne gibi görünüyor sana? Nasıl? Seyirci. Değil mi? Evet. Öyle. Sizin rahatsın yani. Böyle aralarına dalabilirsin falan. Tabii abi. Biz daha demince zaten konuştuk arkadaşlarla. Hallettik olayı. Sayacağız değil mi geri? Tamam o zaman saymaya başlayalım. 10, 9. Ritmik lazım. Ritmik. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yol öyküleri. Niye ki? Böyle iyi. Buyurun, rahat olun. Bu bir deneme çekimi. Tamam. Gezi programımızda Türkiye'nin yörelerini, şehirlerini tanıtıyoruz. Sponsor firmamızın arabasıyla gideceksiniz. Yolda ineceksiniz. Oradaki halkla görüşeceksiniz. Ve bize gezi notlarınızı anlatacaksınız. Tamam. Evet. Var mı böyle program yapan tanıdınız? İzlediniz mi? Tayfun Talipoğlu, Coşkun Aral, bir de Ahmet Utku muydu? Birisi... Ahmet Utlu, evet. Ahmet Utlu. Hazırsınız? Evet, şu anda hazırım. Evet, gözlüğü çıkaralım yalnız. Böyle daha iyi olmaz mı? Evet, böyle karizmatik görünüyorsunuz. Fakat gözlüğü çıkartırsak samimiyetiniz bize geçer. Gözlerinizdeki ışıltıyı görmemiz lazım. Böyle dursa mı acaba? Çünkü bir bölgenin içerisinde sanki tıkanıp kalmış gibiyim. Gözlük öyle bir his verdi bana. Tecrübeniz var mı da? Var. Ben meteorolojiden ve Kadının Sesi programında şey yaptım, çalıştım. Evet. Evet. 4x4 tecrübeniz var mı? Jip mi onlar? Evet. Jiple gideceksiniz, duracaksınız. Evet. Köylüyle konuşacaksınız, jipe geri bineceksiniz. Tamam. Devam edeceksiniz. Banteli tamam. Gibi, Tayfun Talipoğlu gibi. Evet sevgili izleyiciler. Gözlüğü çıkarabilir miyiz yalnız? Tamam o zaman çıkartıyorum. Çıkartın lütfen. Bütün foyam ortaya çıkabilir ama. Çıkarın. Doğru çıktı. Evet Fahrettin geç. Evet. Yol mu? Hayat mı? Yolun hikayesi. Evet. Fahrettin kadra gir çocuğum. Hayat yollarda geçer. Evet. Şimdi arabadan inin Fahrettin'le hemen Fahrettin'i durdurun konuşmaya başlayın. Buyurun. Ne yaptınız efendim? Ben jipten indim. Jipten indiniz. Evet. Evet. Bir şiir okuyun. Güzel bir şiir konuyla ilgili. Evet. Çocuklar bebeler geçsin içinde sonra başlayın. Fahrettin'le konuşun. Yollar uzar gider, kenarlarda tarlalar, yeşillikler, orman, insanlar, çalışanlar, kenarda köşede olanlar. Ben aralarından yavaş yavaş geçerim. Başlayın konuşun evet. Fahrettin'le. Evet.
Gülmeyin lütfen, ciddi Tayfun Taliboğlu gibi. Tekrar evet. Şiirinizi okuyun ve Fahrettin'e yaklaşın. Yol kenarında yine biriyle karşılaştım. Gerçekten hüzünlendim. Akşam güneş batıyor, hissettirin bize. Evet, akşam şu anda. Arabayı sıcak. Gösterin, biraz kenara açılın, 4x4 görünsün. Arabanın kenarında yine bir hislendim sevgili izleyiciler. Ve hemen bir şiire girmek istedim. Fakat yine bir köylüyle karşılaşınca benim yine duygulandım. Ahmet amca... Fahrettin. Ha, Fahrettin. Fahrettin Bey, ne oluyor? Ne oluyor olmaz. Pardon. Şiir okuyun. Evet. Şiirden tamam. Fahrettin'in sorunlarına geçin. Evet. Evet. Yol kenarında bir emekçi, bir çalışan, bir insan. Herhangi birisi. O belki de benim, belki de sensin. Sorununu sorun Fahrettin'in sorununu sorun. Fahrettin hoş geldin. Amca hoş geldin. Amca değil, yani. Gencecik adam. Fahrettin'in sorununu siz biliyorsunuz. Sorununu sorun Fahrettin. Anlattın durdun. Azıcık da seyirciye anlat. Niye Fahrettin sorunlar... gibi Fahrettin'in konuşması ihtimali olan şekilde konuşuyorsunuz? Siz şiir okuduğunuz dilde konuşun. Okuyun evet. Şiirinizi Fahrettin'e dönün. Arabayı gösterin. Evet. Yine arabamın yanında yine hüzünlendim. Yollar bana aklımı yerine getirdi. Aklım yine benimle dalga geçti. Geçin Fahrettin'e. Fahrettin... anlatıp durdun, sorunlardan bahsettin. O ilgilenmiyor, bu ilgilenmiyor. Kim ilgilenecek? Tamam, evet, anladım. Tamam, anladım. Arabayı göster. Tamam, kestik. Arabanın kenarında. Bitti mi?
yol öyküleri. Niye ki? Böyle iyi. Yine arabanın yanındanım. Hayır, merhaba, bir akşamüstü düştük Kastamonu yollarına. Buyurun. Tamam. Bir akşamüstü düştük Kastamonu yollarında. Bir farları da açıp yakın, farları yakın arabanın. Farları yakın çocuklar. Hayır, siz yakın, yakar gibi yapın yani. Evet, 5-4-3 buyurun. Bir akşamüstü çıktık yollara. Farları mı yakıyorsunuz? Şu anda farları yakıyorum. Bir akşamüstü düdük. Tamam, yolda bir akşamüstü düştük Kastamonu yollarına. Bir yolda, akşam... Yolda güzel mi güzel? Yolda nasıl güzel? Kırdan mutluluk yol verici. Güzel değil. Yolda güzel mi güzel? Köyden bir genç kıza rastladık. Söyle. Bir akşamüstü karanlıktan, alacakaranlıktan geldik yollardan. Ondan sonrasında farlar... Tık hiç tık mi bam deli seyretmedim? Bam. Geç kızım, geç kızım. Evet. Geç, evet. Giyinmedi mi de? Evet. Kıza evet. Rastladık. Evet. Evet, bir akşamüstü... bir... Sen bir şey mi çevirdin orada? Bir şey mi çevirdin olur mu? Onun sorunlarını biliyorsun. Evet. Onun dilini anlıyorsun. Ben onu yine... tanıyorsun. Tamam. Ben onu yine... tanıyorsun. Tamam. Onu bizlere tanıt, şehirdekilere tanıt. Onun güzelliğini, iyiliğini, emekçi o. Evet. Evet. Bir kezban... Bir ne? Bir insan... Tamam. Fahrettin Gir kocası olarak. Evet. Sevgili izleyiciler... Bir akşam şiir üzerinde, oku, şiir oku, evet. Bir akşam üzerinde baktım, kendimi gördüm. Kendime baktım. Bu ben farları yak. Şiirden sonra arabanın kenarında yine sorunlar var. Arabayı göster. Yine sorunlar var. Kezban ki sizi tanımıyorsunuz, ben sohbet niye ettim. Niye Kezban de. Diyorsun kıza ya? Ben de ismini bildiğim için sonra acaba daha öncesinde tanışmış mıyım? Tamam dedi. Bir aileye rastladım de. Bir aileye rastladım. Fahrettin'le az önce konuştuk. Acaba Kezban bu köyün içerisinde hangi türlü sorunlar yaşıyordu? Fahrettin, Kezban. Doğru? Tamam. Doğru mu? Yabancı dil mi konuşuyorlar? Kestik! Aysel Gülen'in reklamını gördünüz mü? Güzel mi? Efendim? Hoş. Aysel Gülen! Ay ay. Aman ya Rabbim. Hayır, burada değil. Burada değil. Arkamızı döndük kameraya. Hayır, bir yerlere hemen mi? Hemen kanepeye abi geçmeyelim. Yani. Biraz konuşalım. Hemen olmaz. Nerede kamera? Kamera. Ay, en sevdiğim konum. Daha gelir gel. Kamera nerede? Ay, harikuladesiniz. Harikuladesiniz. En stretch, en dar elbisenizi giymişsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hamileyim ama biraz. Evet. Evet. Evet, biraz var, biraz hamilelik var gerçekten. Reklama sevdin mi? Reklama bayıldım. Değil mi? Ben Deniz Akkaya bölümünü değil de sizin bölümü daha çok beğeniyorum. Teşekkür nedense. Ediyorum. Nedense. Evet, bayılıyorum sizin bölüme. Harikuladesiniz. Sonraki teşekkür seslendirmeniz de çok hoş. Çok zordu o. Çünkü neden? İki rolde kendim konuştum. Kafa sesiyle konuştum. Benim sesim bir ses. Orada da falan çok zordu. Deniz'in sesine benzetmeye çalışmışsınız. Benzetmeye çalıştım. Evet. Evet. Ama bu biliyorsunuz dublajda ağız oturtmak vardır. Evet, ağız oturtmak dedi. Deniz'in ağzına oturtmak kolay değil tabii. Şöyle bir şey zaten. Ne oldu? Kamera. Kamera yarıyor. Şöyle bir şey var. Ben teksti kabul etmiyorum, hiçbir teksti. Aklıma geleni söyledim ve onu oynadım. Çok güzel, zaten evet, öyle başarılı oluyor. Evet, öyle başarılı oluyor. Bir de size tekst kim yazabilir yani?
Ayrıca da. Çok hoş olmuş. Çok tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani durmadan gündeme geliyorsunuz. Ne yaptım ki ben ya? Nasıl ne yaptım ki ya? Kolay bir şey mi yani o? Bilmiyorum. Evde otururken zorla beni çekip çekiştirip yerlere götürüyorlar. Harikulade bu kadar deli olup herkesin bu kadar çok saygısını kazanmak da kolay bir şey değil yani. Türkiye'de hele. Hele Türkiye'de. Bu kadar zır deli arasında değil mi? Evet. Evet. Bir de deliden geçilmiyor yani. Evet öyle. Evet. Şimdi evet. Herhangi bir yarışmaya katılmayı düşünüyor musunuz? Evet. Hangisine? Survivor uyar bence. Dünya güzellik yarışmasına katılmayı düşünüyorum. Ya onu biliyoruz, onu biliyoruz. Orada çok büyük hatalar yapıyorlar. Ya bir yaş sınırlaması var mesela. Ya, olmaması gereken bir şey. Münasebet. Güzelliğe göre şimdi, seçilmesi lazım. Şimdi ben daha menopoza girmedim. Evet. Daha var zaten ama o yaş sınırı güzel. Mesela Survivor olur. Olur. Adaya mi? Gidiyoruz hep beraber evet. Filan. Serkan'ı da alırsınız. Senden çok hoşlanıyorum. Bir şey söyleyeyim, bir dakika. Hayır, şimdilik burada birbirimize kavuşmuş gibi yaptık. Evet. Yoksa böyle değil. Dün geceyi beraber geçirdik. Hadi gidiyoruz. Hop. Evet. Şimdi sizin şu reklama bir baksak mı bakalım. Acaba? Bakalım. Vallahi ben defalarca seyrettim. Bir kere daha seyrederim. Burada da 4 hayata küsmüş kızımız var. Evet. Gösterelim. Bu 4 kızımız kameranın altında oturuyorlardı biraz önce. Aldık buraya koyduk. İki genç kız filminde. İster miydiniz oynamak? Birazdan başrol oyuncularını alacağız stüdyomuza. Evet. Bazı gençlerimiz ülkemizde böyle hayata küsüyorlar. Bir dakika, Reyhan anlamıyorum ne dediğim. Ben onu nasıl anlayayım ya? Ya kolay bir şey değil bu programları ya. Mesela oradan prodüktör diyor ki... O ne? Ben buzlu alayım. Ne? Kim gelmiş? Reklam. Evet. Neydi ben anlatıyordum. Bu 4 kızımız niye hayata küstünüz çocuklar? Ne oldu? Dördünüzü birden aynı adam terk etmiş olamaz. Ne oldu yani? Ne oldu? İşler iyi değil mi? Nereden geliyorsunuz siz? Ankara'dan geliyorum. Evet, harikulade. Görelim. Şöyle bir ufak şikayeti var. Burnunun ucundan hoş değilim. Şöyle hafif kaldırmak istiyorum. Sizi mutlu edecekse neden olmasın? Evet, evet istiyorum. Burnum, dudaklarım. Ben size sadece burnunun ucu demiştim. Ay siz neler yapmışsınız böyle? Birikmiş bonusunuz var. O bakımda. Evet tamamdır. Teşekkür ederiz. Harikuladeydi. Çok tebrik ediyorum. Harikulade oynamışsınız efendim. Bütün yeteneklerinizin yanı sıra evet. Ben daha önce de gördüm ki özellikle Ağır Roman'da beraberdik. Yani muhteşemsiniz. Çok teşekkür ederim. Size bayılıyoruz. Size bayılıyoruz. Diyorsunuz ki ben eskiden sizin son yaptığınız bir röportajdan bu. Ben eskiden Türkiye'nin ünlü güzellerinden biriydim evet. Demişsiniz evet. Ki bu doğru. Bu doğru. 1948 ve 52 yılları arasında sokağa çıktığım zaman birçok dükkan sahibi kepenk kapatıp işlerini iptal ederek beni seyretmek için peşime takılıyordu. Aynen doğru. O zaman İstanbul nüfusu 600 bin kişiydi. Beyoğlu'nda gezerken herkes birbirini tanır ve selamlaşırdı. Şimdi birine selam versen kaç dolar diye yanına gelir değil mi? Yani öyleydi o yıllarda.
Ve öyleydi. Aynen söylediklerim aynen doğru. O zaman sizin Beyoğlu'na çıktığınız günlerde Beyoğlu'nda alışveriş imkanı kalmıyordu. Zaten bu alışverişimki... kadar kişi kepenk kapatıp peşinize takılıyorsa... Aa, hayır, Fatih Tekiler kapatıyordu. Fatih deydi benim evim. Ha, oradakiler kapatıyordu. Orada. Gelemiyorlardı. Anladım. Köprüyü geçemiyorlardı yani. Anladım. Evet. Diyorsunuz ki çapkınlık falan hiç anlamam. O haberlere inanmayın. Bir garson bana içki getiriyor, aynen. Aysel Gürel'in çıtırı diye çıkıyor. Evet, evet, aynen. Yani aynen. İçki değil, su veriyor. Evet. Hemen şık Aysel Gürel'in çıtırı diyorlar. Evet, bu da doğru. Ama sonda da demişsiniz ki beni her erkek kandırabilir bir limonataya. Bu yalan. Bu yalan ve mürettip hatası diyemeyeceğim bir... Bu kadar mürettip hatası olur mu canım? Olamaz ki... Yani şöyle bir şey vardı geçen gün gazetede. Ben bedava veriyorum. Yanında da besteleri... Böyle ufacık yazmış. Bir programda gördüm. Aa dedim. Çocuk annesinin resmini koymuş dedim. Evet. 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 Annesi bedava veriyordur. Evet. Herhalde. Diyorsunuz ki birileri bir ara şöhret olur ama bu durum fazla sürmez. Koçlar hep ayakta kalır. Evet. Evet. Öyle. Kim bu koçlar? Koçlar, sen, ben, daha var içeri. Öyle koçlar sayın, demek tabii, istiyorsunuz. Yoksa evet, kendinize evet. Koç demek istediğiniz için evet. Değil. Diyorsunuz ki efendim, yaşlılık kompleksim yok. Hani Türkiye'de starlar var ya, ben en güzel kadınım diyorlar. Hı. Bilgisayarda bunlara yaşlandırma yapılsa. Yapıldı zaten. Yapıldı. Onlar güzel değil, sadece şirin birer hamile oldukları görülecektir. Aynen, evet. Ama benim yaşımda şu görünüşte bir kadın henüz görülmedi. Var mı? Yok. Çok teşekkür ederiz. Bu şarkı sözleri aynen devam değil mi? Hem de daha... Daha da ağırlık. Haşin ve hain bir şekilde devam ediyorum. Serkan'dan bahsedeceksek... Serkan'dan bahsederiz. Hatta Serkan'ı çağırabiliriz. Çağıralım. Bile. Yani neden Serkan'dan hep Serkan'ın... Gıyabında konuşalım ki Serkan! Serkan Bey 1977 doğumlu ve ayrıca da Aşka Mühürlüyüm isimli albümü çıktı ve bu klipte Aysel Gürel de Serkan'a eşlik etti. Nerede bu klip? Klibimiz pazartesinden sonra gösterime giriyor. Bir daha... Niye girmedi daha önce? Yeni çektik, yeni montajlandı. Yeni montajlandı. Yeni montajlandı. Evet. Bir daha geliriz canım. Evet, yani o klibi görmek... Hayır, nasıl eşlik etti acaba? O kadar güzel yani, oynadık. O kadar güzel. Ne oynadı, neye oynadı yani? Biz ikimiz sevgiliyiz. Sevgilisiniz. Evet, ama flashback olarak oynadı. Çok güzel Daniela diye... Bir Slovak kız bulduk. Benim gençliğimi oynuyor. Ne hikmetse şimdi herkes işte yaş neyse böyle bir klip. Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Aa, niye gençliğiniz oynuyor? Ben onu anlamadım. Ben ya. Aslında beraber de oynayabilirdik ama işte ne bileyim ihtilal çıkar yönetmen diye. Yönetmen mi öyle evet. İstedi? Yönetmenimiz Alper Baba i̇htilal Yağmur. İhtilal çıkar diye. Ya popomu göstermeyin o kadar. Burada konuklar var. Yani evet. Peki. Efendim bu aşka mühür. Yani siz niye bu genç yakışıklı adamı bu kadar kanatlarınız altına aldınız? Ben onu merak ediyorum. Benim kanadım falan yok canım. Kollarım var, göğüslerim var, kalçalarım var. Kanadım yok. Şimdi şöyle bir şey. Yıllardır pop müzik kirlendi, dibe çöktü, tortulaştı, tortulandı. Ve ben daha doğrusu çalışacak besteci bulamıyordum. Bir gün kader karşıma böyle bir adam çıkardı. İTÜ mezunu, besteci. Daha önce söyle kaç bahar oldu filan onun bestecisi. Sonra Yalancı Bahar. Yalancı Aşkın Bahar. Rengi. Yetinmeyi bilir misiniz? Biliyorsunuz o şarkıyı. Işın Karaca çok sevdiğinizi tahmin ediyorum. Böyle bir besteci. Evime geldi. Şimdi ne yapayım yani? Benim ne suçum var bunda? Evet. Evet. Çok kovmak istedi ama. Ay niye evine gittiniz? Çünkü söyle. Söyleyeyim mi doğruyu? Söyle.
Çok yani şimdi doğruyu mu söyleyeceksin? Doğruyu söyleyeceğim. Tamam, doğru, doğru, her şey doğru. Adını vermeyelim. Çok ünlü birinin, ben de bir şey... Bir parçayı geri çekmiş, vermemiş kasetini. Ben... Hani doğruyu söylüyordunuz, i̇şte tamamen doğru. Şifrelerle konuşmaya başladık. Çok ünlü şimdi birinin. Şey, ünlü ismi sen... Tarcan diye bir şey... Tarcan diye çok ünlü biri, evet. Ondan geri çektiği bir parçayı ben de... Denemek istedi. Yok, almak istedim. He. Nasıl Aysel Hanım'ı kandırırım? Nasıl alabilirim o parçayı diye gittim. O gidiş. Ruh ikizi olduk. O gidiş o. Ruh ikizi oldunuz. Evet, çok iyi. Tarcan ne yaptı? Kıskandın mı? Tarcan kendine değil. O Japonca kaset hazırlıyor şimdi. Tarcan. Evet. Bu Amerika'da olan Tarcan değil mi? Peki. Peki. Arda Kutluay bizi Balıkesir'den arıyormuş. Buyurun Arda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar efendim. Problem seste. İyi akşamlar dedi ki. Evet, buyurun. Ayşe Hanım'a iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Öyle harika bir kadınla karşı karşıya olmak sizi çok heyecanlandırıyor efendim. Teşekkür ediyorum. O yüzden kelimeleri doğru seçemiyorsam ben şimdiden özür dileyim sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Son reklamda çok harika oynamışsınız. Ben eminim ki Deniz Akkaya'dan çok daha fazla prim yaptınız. Mukayese yapmayalım böyle. Gerçi Okan Bey söyleyeceğini söyledi ama çok da fazla cümleye gerek yok burada. Evet. Sonra? Sonrası şu. Ben kesinlikle Aysel Güre için aramıştım. Özlem Tekin'e de bir iki çift lafım vardı ama maalesef. Ancak bunu i̇ki söyleyebilirim. İki çift lafım da ona var. Evet. Peki bu kadar mı? Yok, hayır, bu kadar değil. Aslında ben Aysel Güre hakkında çok rahat konuşmak istiyorum. Bu konuda çok şey söylemek bize istiyorum. Bize buyurun. Var mı? Hayır, Aysel Gürel zaten çok rahat konuşuyor. Bir de siz onun hakkında çok rahat konuşursanız biz dükkanı kapatıp gidelim artık. Buyurun hocam, gidin. Uygundur bizim için. Ay, evet. Peki, buyurun bakayım. Rahat konuşmaya yani. Ben her zaman rahat konuşurum Okan Bey. Sizin öğrencinizdir. Sonuç olarak elbette öyle konuşacağız. Kim kimin öğrencisi ya? Allah Allah. Evet Arda! Peki aynı şekilde bu bonus kart reklamlarında devamlarını çekmeyi düşünüyor musunuz? İnşallah. Deniz Akka oynamaz karşınızda da. Niye? Niye? Ben sizi daha çok tercih ediyorum. Çok daha... Ben hanımefendi geçerim. Pardon. Geçen iki gün önce radyo spotu, reklam spotu konuştum. Yalnız konuştum. Müjde, Mehtap. Onu izlersiniz. Yani yalnız bir şeyim var. Efendim? Siz bize buyurun, sevenler ayrılmasın. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum efendim. Ay, gülmekten öldük size. Peki. Ben de efendim. Peki, güle güle. Şimdi iki genç kız filminden iki önemli oyuncu. Ben onların soyadlarını birbirine karıştırıyorum. Feride Çetin, Vildan Atasever. Yahu elleriniz buz kesmiş yahu. Niye? Üşüdünüz mü hakikaten? Bir de sert geliyorsunuz. Şimdi sen Vildan'sın, evet. Sen de Feride'sin, evet, değil mi? Saçlı. Sizi evet, o kırmızı saçlı. Kırmızı saç çok yakışıyor hakikaten. Teşekkürler. Ya çok da güzel oynamışsınız filmde. Teşekkürler. Herkes bahsediyor. Mi? Hayır, izleyemedim henüz. Yeni çatladanak girdiniz. Ben de çalışıyorum, prova yapıyorum. İşim gücüm var yani. Gideceğim, izleyeceğim ama. Hayırlı olsun. Çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. Peki, nasıl yani başladınız? Tabii biz gazetelerde henüz Hülya Hanım'ın şeyini, dekoltesini gördük ama ondan sonra tepkiler nasıl? Ben bugün gösterimlere gittim. Evet. Beyoğlu'nda. Evet. Ve şaşırdım yani, böyle bağımsız bir filmin birinci filme salonlarda... Filme hücum mu var? Yani şaşırdım, bu kadar beklemiyordum. Birinci salonlarda gösterime girmesini ve bu kadar da olmasını beklemiyordum açıkçası. Çünkü hı-hı, değişik bir teknikle çekildi. Görüntü yönetmenliği çok iyiydi. Müzikler alternatif. Hı-hı. Oyunculuk, yani ilk defa oyunculuk deneyen kızlar. Ne oldu? Komik. Ne oldu? Komik yani olan ne? Filmle ilgili komik bir şey izlediniz mi? Komik, öldük gülmekten tabii onun için. Komik yani. Diye bir şey geliyor da buyurun devam. Öyle yani.
Bu nedir? Ben memnunum sonuçta. Peki. Bugünkü izlenme oranından. Bugünkü izlenme oranı güzel. Evet, gezdim ve tespit. Sizin bu Lolita durumunuz ne olacak? Bilmem. Öyle bir dergide kapaksınız, şimdi göstereceğim. Türk sinemasının yeni Lolita'sı. Bizim Lolita ihtiyacımız mı var? Lolita'mız mı yok? Bilmiyorum. Bilmiyorum, sinirli bir tip galiba. Yoncular biraz sinirli olun. Biliyorum, ne var? Ne Lolita'sı ya? Nereden çıkarıyorsunuz? Yani ben öyle olmak için bir şey sarf etmiyorum. Bir şey sarf etmiyorsunuz. Onlar öyle yazmışlar. Allah onları kahretmiş. Fotoğraflar çekildi. Sadece başlıktan emin değildiniz herhalde. Yani Türk sinemasının Lolita'sı, yani Lolita yazacaklarını bilmiyordunuz. Bilmiyorum. Gel seni bir Lolita yapalım. Değil o. Hayır. Hayır, Lolita diye değil. Ama çok şekerler hakikaten. Filmi gidin görün hakikaten. Çok ilginç bir hikaye. Perihan Maden'in öyküsünden. Hı hı. Romanından. Romanından, özür dilerim, düzeltiyorum. Romandan. Perihan Maden şimdi beni taş üstünde taş bırakmaz. Yazar çizer benim romanıma öykü dedin sen. diyerek. Peki. Romanından uyarlanan bu güzel eserde ikiniz beraber olan harikulade. Şimdi sizi Aysel Hanım'ın yanına alalım mı? Lütfen. Tanışıyor musunuz Aysel Hanım'la? Evet, içeride tanıştık. İçeride tanıştık. Şahane bir kadın. Şahane bir kadın. Fıstık. Peki, gibi. Alkışlıyoruz arkadaşlarımıza. Arda, hadi gelmiyor musun? Arda, beni eve bırakmayacağım mı? Bırakmayacağım. Sana kerdizi diye mi bozuluyorsun? Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin kafan o kadar tatlı ki aslında. Bana hiç kel gibi gelmiyor. Ve güzel bir kız olan Handan İstanbul'da annesi Leman'la beraber yaşamaktadır. Handan hanginiz oluyorsunuz? Ben. Sensin. Annen Hülya Avşar. Evet. Onunla beraber yaşıyorsun. Leman kızına bakabilmek ve geçinebilmek için metreslik yapar. Kocası yıllar önce evi terk etmiştir ve yurt dışında yaşamaktadır. Aslında kocası diyemeyiz yani. Beraber olmuşlar ve evlilik dışı bir çocuk meydana geliyor. Evet. Ve adam da kaçıp gidiyor Avustralya'ya. Behiye diye bir kızla tanışan Handan, onunla çok kısa bir zamanda kaynaşarak arkadaş olur. Behiye. Evet. Handan ne kadar hoş, sıcak ve cana yakınsa, Behiye de onun tam tersi, hırçın ve asi biridir. Kırmızı saçlı. Ama buluştukları ortak nokta, her ikisinin de yaşadıkları hayattan memnun olmayışları ve bunu değiştirmek istemelidir. İstemeleridir. Dört arkadaş. Orada bir Behiye var zaten, ben tespit ettim. Efendim? Orada bir Behiye var, ben tespit evet, ettim. Evet, bunlar Behiyeler. Behiye bir, iki, üç, dört. Behiye. Evet. Anneleriniz müstesna, Behiyeler. Pardon, Handanlar. Handanlar ve Behiyeler. Handan'a göre bunun tek yolu vardır. Avustralya'da yaşayan babasının yanına gitmek. Bir baba lazım. Temel olmaz. Ersoy olabilir baba. Avustralya'da yaşıyor baba. Behiye için de tek çıkış noktası arkadaşının bu hayaline yardım ederek kendini de kurtarmaktır. Bence ayıyı da oynatalım. Buralarda bir yerlerde girebilir. Ve başlarlar planları yapmaya. Ayı oynamaya başla. Kamera seni çekecek. Kızının bu yeni arkadaşlığını kıskanan Leman'a oynuyorsun sen. Hülya Avşar'ın rolünü. Oyna ayı. Yap bir Hülya. Leman'ın da planları var. Leman. Ayı. Hiç Leman'a benzemedi evet. Kendi yöntemleriyle bazı engelleme yollarına gidecektir. İşte bu iki genç kızın öyküsü. Siz romanı okumuş musunuz? Evet, peki. Ama filmi belki merak etmişsinizdir. Bundan önce isim neydi? Kutlu Ataman. Hayır. Filmin yönetmeni Kutlu Ataman. Alşar diye bir aktris var mı? Alşar, evet. Alşar. O benim filmim. Bu öbür popçunun ismi neydi, onu ben unuttum. Tarcan'dı mı? Tarcan. Alşar'la Tarcan. Evet, şimdi ben daha önceki bir filmle dava açtım.
100 milyar tazminat davası açtım. Benim şarkımım çok santimental bir sahnede. Cihan Ünal arkadaşım o Alşar'la beraber. Alşar'la. Beraber. Onun için izlemiyorum daha doğrusu. İzleyemiyorsunuz. Alşar'la. Ama o dizi filmde bizim sinema filmi. İşte her neyse bazı insanlara alerjim var. Onları görünce böyle tuhaf oluyorum. Evet. Hele onların önünde benim şarkım söylenemez diyorum. 100 evet. milyara patladı şirketi. Bak. Evet. Gül John Kerr arıyor Antalya'dan. Buyursunlar efendim. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. Okan Bey, ben sizi yaklaşık 9 senedir her programınızı izliyorum. Yapmayın, çok ısraplı olmuşsunuz herhalde. Hayır hayır, çok keyifli. Bir kere izleyemedim, ciddi bir ameliyat geçirmiştim. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Çok ben sizin yayın saatinizle ilgili sıkıntılarımı söylemek için aradım. Her cumartesi aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Olsun. Yok olsun da yani bizler yine evdeyiz. Orada gençlik. Benim de üniversiteden bir oğlum var. Gül Hanım, biz bu konuda erdiğimiz için... Yani hakikaten Aysel Hanım gibi... Gece sabaha karşı bir saatte hakikaten şu ortadaki yuvarlak piste kendimizi atıp kamera nerede diye başlıyoruz. Ne olacak ki? Hayır, bilelim saat 3'te olsun, 3'te açalım televizyonu. Ha değil mi, o saat belirlensin. Mesela sabah 5.30'da. Tamam, 5.30'da seyredelim, saat... açalım evet. Ama bilelim, elin gelinleriyle yapalım. Damatlarıyla bizi savaş ettirmesinler, sinirlerimiz bozuluyor. Evet, yapın. Ya bu saatleri düzenlesinler ya da lütfen siz kanal değiştirin. O pırıl pırıl gençlik ve bizler, siz nereye giderseniz gidin biz sizi takip ederiz. Çok tatlısınız. Şimdi zaten o, ama ben o kadar seviyorum ki. Şimdi onlar bir gençlerdi galiba da yaşlandılar mı onlar? Bayağı bir zaman oldu onlar başlayalı değil mi? Şimdi ben de yaşlıyım. 49 yaşındayım ama sizi çok seviyorum. Programınızı çok seviyorum. Eyvallah. Hayır ben şey o bir genç bir şimdi bir baktım yaşlanmışlar onlar bayağı. Ben çok yakından takip ediyorum. Gelinlerle damatlar vardı. Program ismini de daha da yaşlanınca onlar galiba ikinci ne yapmışlar? İkinci bahar. Demek ki hepiniz seyrediyorsunuz. İkinci bahar. Evet. Peki. Bu efendim gördünüz mü bu yeni Lolita'mızı? Çok da güzel fotoğrafı. Sinirlisiniz ama poz verip de fotoğrafçıdan. Değil mi? Yeni Lolita Vildan Atasever. Kamera önünde sevişmeyi öğrendim. Bak. Ben mi suçluyum? Hayır, tabii ki. Ama ben bunu söyleyince ben ne ayıp şimdi. Hani yapmaya gerek yok. Tempo dergisi basmış, memlekete yaymış. Ben ne yapabilirim? Ben burada yazılanı okuyorum. Tempo dergisi deli gibi satan bir dergi almış, okumuş herkes. Var. Şimdi ben bunu söyleyeyim. Yapmaya gerek yok ki. Peki, hayır, bunu da söylemişsiniz ama. Ya ben böyle bir şey söylemedim. Allah Allah yahu. Kamera önünde sevişmeyi öğrendim. Burada da var. Evet. Burada bir yerde söylüyorsunuz. Kamerayı yok sayıyorum her zaman. Oyuncuyum ben. Tabii seyredilmek isteyeceğim. Seyredilmek isteyeceğim. Filmde en çok zorlayan sahne neydi? Sevişme sahnesi. Ben de bunu anlamam. Filmlerde sevişme sahneleri kolay değil midir efendim? Bence çok kolay. Bence de kolay. Ben bayılıyorum size ya. Daha önce hiç sevişme sahnesi çekmemiştim. Nasıl yapılır bilmiyorum. Hem şaşırdım... Hem de ileride başka sevişme sahnelerinde oynarsam nasıl davranacağımı öğrendim. Bunları söylemediniz mi? Ya tabii ki kaygılarım vardı. Çünkü ilk sinema filmimi çekiyorum ve böyle bir sahne beni biraz ürküttü. Fakat yönetmenimizle konuştuğum zaman rahatladım ve o güne bıraktık. Fakat sizin söylediğiniz küçük bir şey... Kapakta olabiliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Hemen şu yanlış anlaşılmasın. Biz bir komedi program yapıyoruz. Tabii ki siz çok önemli bir yönetmenle, Kutlu Ataman'la çalıştınız. Türkiye'nin
en önemli yönetmenlerinden biri. Benim de çok sevdiğim bir adam. Ayrıca da çok önemli bir yazarın, Perihan Maden'in romanından uyarlanmış bir eser içindesiniz. Tabii ki biz bu programda bazı şeyleri kaka kiki yapacağız. Bu filminizin önemini azaltmaz. Sizin de biz bu filmde oynadık, bu önemli filmde oynadık. Onun için burada çok ciddi durmalıyız. Filme layık bir şekilde bir fotoğraf vermeliyiz endişenizi. Gayet iyi anlıyorum. Fakat bakın Aysel'e, rahatlayın. Kendinizi rahat bırakın. Aman Perihan Maden ne der, aman Kutlu Ataman ne der demeye gerek yok. İnsan rahatladıkça kendini açar, içinden güzellikler, değerler fışkırır. Yoksa kendini kasıp hıgıs 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 ciddi durmalıyım, daha kaliteli daha durmalıyım dersen kabız olursun, fotoğraf kabız olur. Halbuki açmak lazım kendimizi ki değerlerimiz, güzelliklerimiz fışkırsın. Eğer içinde güzel bir şey varsa niçin fışkırmasın? Beni de bu hale getirdin. Programın başında gayet normal duruyordum. Şimdi fışkırsın fışkırsın konuşuyorum. Sibel Ehram. Sibel. Alo. Alo. Çok eski yıllardan bir ses. Geçmişe gelip çok eski yıllardan. Merhaba. Alo. Daha ilk telefonlar. Nasıl alo demek lazım acaba? Alo. Evet, merhaba buyurun. Aysel Hanım. Efendim canım. Evet. Ben bir şeyi merak ediyorum. Yani burada bir evdeyiz ve çok kalabalığız. Erkekler kuduruyor beni görünce. Ay, bravo! Evet. Ay. Buradaki bütün arkadaşlarımız bir tek şeyi merak ediyorum. Nedir? 60, 90, 60. Hayır, hayır, hayır. Rica edeceğim. Burada bir Banu Alkan kıskançlığı görüyorum. Evet. Hayır. Ben bir numara. Harika. Şimdi Türkiye'de ilk 60, 90, 60 diye bir şarkı yaptım. Ondan sonra mükerrer artık. Herkes 60, 90, 60 oldu. Burada da birinciyim. Bravo. Evet hanımefendi. Evet Sibel Hanım, siz evde tek başınasınız. Yani daha doğrusu arkada başka hanım yok mu? Siz ve bir sürü adam mı var? Anlamadım ben sadece. Diye erkek sesi geliyor arkada. Biz Aysel Hanım'ın çıkacağını anladık. Herifler olarak toplandık burada. Bütün nerede toplandık? Bütün kızlar toplandık. Bütün erkekler toplandık, toplandık, toplandık. Aysel için toplandık, toplandık, toplandık. Sorumuzu soralım mı? Buraya gelin o zaman. Buraya gelin yani. Ben seni buraya istiyorum. Gidin. 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 Hayır, hayır, hayır. Biraz sabredin. Adres verelim mi? Evet. Gümüş suyunda ayak takadayız. Ya bir şey soracağım. Evet. Aysel aslında Hanım, adresinizi canlı yayında verseniz, herkes gelse, bütün Türkiye gelse güzel olmaz mı? Evet, buyurun devam. Şimdi Aysel Hanım bu enerjisini neye borçlu? Bu gücünü neye borçlu? Ne yer, ne içer? Yemem, içmem. Anlamadığım vallahi soru. Bu gücünüzü neye borçlusunuz? Brokoliye, ne olabilir? Ne yersiniz, ne içersiniz? Deli gibi bir şey var işte. Daha o çocukluktan Allah vergisi sonradan edinilen bir şey yok değil ki. Yani bugün neye borçsunuz? Hiçbir şey yemem içmem. Peynir, simit, portakal, çay. O kadar. Hiçbir şey yemem olmaz. Yemeyen kadın kadın değildir. Yiyen kadın da küptür. Aslında ben Aysel Gürel ve Ertuğrul Akbağ'la beraber bir program yapmak istiyorum. Çok güzel olabilir. Alternatif olarak getireceğim. Siz evet izlediniz mi efendim dizi röportajları? Hayır. Tabii o yaşta öyle sağlıklı, tabii, o kadar sağlıklı ve güçlü tabii olabilmek kolay bir şey değil. Yani kendisini ayaklarından tavandan asıp ağırlık kaldırıyor. Hangimiz yapabiliriz? Evet. Ben yapmam. Saçma geliyor bana. Niye o yaşta kendimi asıp işte indirip kaldırayım? Ama hayranlık duyuyorsunuz yani. Çok da mühim bir şey. Evet. Sevgili Sibel. Evet. Sen ve erkek arkadaşlarına iyi geceler diyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz.
Ayşe'liği bekliyoruz. Ayşe'liği bekliyoruz. Bir dakika. İkinci Cihan Harbi'nde kışlalarda Marilyn onu anlattı. 93 Harbi'ne gel. 93 Harbi. Rus Harbi'nde doğdum zaten ben. Evet. Şey derlerdi, Marilyn Monroe'yu böyle isterlerdi. İşte idealime kavuştum görüyorsun. Bravo Ayşe! Tekrar çağıralım mı Özlem Tekin'i? Özlem Tekin! Kızlar toplandık ve işte eğer arzu ederseniz medya arkasına geçiyoruz. Görelim. Çok özür dilerim, kafana mı çarptı? Ben davet ediyorum efendim. Hayriye Hanım ve Ahmet Bey'i. Dur. Serap Özgü'yü çok seviyorum. Böyle sunumlarında teatral bir tavrı var. Mahminih maha diye. Hakikaten çok da başarılı. Bu çok şeker, sizden çok 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 daha fazla yaşını almış iki tip çıkıyor. Neredeyse sizin kadar deliler efendim. Ah! Çok şekerler. Bayılacaksınız. Belki onlarda kendinizi bulacaksınız. Görelim. Dur. Biliyorsunuz reality... Hanım şovlarında, reality hanım programlarında böyle evlenmek isteyen beyefendiler var. Hani bize rastlamıyor hiç öyle. İşte onlara telefon açıyorsunuz. Ha. Adamları çıkarıyorlar çünkü. Evlenmek mi istiyorsun amca? Sonra da başka hanımlar onlara telefon açıyor ama amcalar çok iyi oluyor. Amca öyle bir de bir sahtekar bir böyle şirinlikle. Amca evlenmek istiyorsun değil mi? diye dalga geçiyor. Nerede? Kadın nerede? Kadın nerede? Ne yapayım, ölmeden önce bir evleneyim diyor. Fakat hepsine bu kadar hoş ve sempatik hanımlar düşmüyor. Bakın şimdi bunlara, görelim. Hiç olumsuz gibi görünüyor mu efendim? Dilans edelim yavrum şöyle. Müzik istiyorum, müzik. Dur. Fakat bu amca çok niyetli değilmiş. Ne oluyor? Görelim, devam. Gerçekten niye? Olmaz öyle. Biz ona bir şarkı gönderelim de o şarkıyla dans etsinler diye bir şarkı gönderiyorlar. Bakın. Ne var? Bir sağ bir sol değil mi abla? Bir sağ bir sol. İşte budur. Budur işte. Peki efendim. Ha işte. Peki nasıl vakit geçirdiniz bugün? Ne yaptınız? Bugün işte parka gittik. Orada çekimler oldu. Bol bol öpüştük. Dur. Bol bol öpüştük. Ne güzel ya. Devam. Dur. Bu ne peki?
Hayır bu ne? Ben söylüyorum tiyatrada. Bol bol öpüştük. Ne var ya? Ne olmuş ya? Yani? Ne güzel. Ne şey. Güzel ya. Devam. Dur. Şimdi efendim biliyorsunuz bu tür realitelerde yine bazı küfürleşmeler müfürleşmeler oluyor. Tabii bunu buraya katılanlar bunları başkalarının o nahoş laflarını kelimelerini duyuyorlar. Onun için bu hanım İngilizce küfretmeyi tercih ediyor. İngilizcesi de iyi yani. Görelim. Sen dediğini anlayamadım ben. Şimdi kendi yeğeni var. Ablasının kızı. Evet. Onunla direktör üstünde 6 saat 20 dakika onları ikna edip. Bak buraya kadar her şey normal. Hakkı Kadriye'nin kocası. Yani herkese diye anlatılıyor. Değil mi durum? Gayet normal. Devam. Mahkemeye gelmemelerini sağladı. Hepsi bu. Yalan söyledi. Sizin şahitlerin. Sen benim yeğenime. Hiç teklif etmediniz. Bir dakika Kadriye Hanım lütfen. Ya Kadriye Hanım bakın. Dur bak dur bir dakika dur. Ne diyor? Stupid diyor. Diyor. Stupid. Sen benim yeğenime seks teklif etmedin mi? Stupid. Biraz geri alarak versek ya bunu. Biraz da ama bak. Evet, duyalım şimdi. Lütfen. Kadriye Hanım bakın. Evet, sen benim yeğenime seks teklif etmedin mi? Stupid. You are crazy bastard diyor ya. Devam. Lütfen. Kadriye Hanım bakın. Kadriye Hanım biraz dikkatli konuşalım. Dur. Nasıl oluyor? Yani İnci Ertuğrul. Kadriye Hanım biraz dikkatli konuşalım. Burada İngilizce bilenler var. You are crazy bastard. Ne oluyor yani? Devam. Biz Sera'dan sınırsız memnun kaldık. Dur. Ben en sevdiğim programlardan biri. Hande Ataiz ile en çekici. Çekici programı. Ayda bir yayınlanıyor. Kesinlikle kaçırmıyorum. Çok beğeniyorum. Bayılıyorum. Görelim. Ufa diyorum ama. Bir dakika. Yasemin aramızı almadık demiştik. Şimdi Zafer Bey ve Alper Bey Sera'dan sınırsız memnun kalmışlar. Dur. Nasıl yani? Ayda bir yayınlanıyor, sınırsız memnun kalınıyor. Bir ay sonra tekrar mı yayınlanıyor? Anca kendilerini toparlıyorlardır. Devam. Kubilay çekici değil bence. Oğuz da rahat değil. O yüzden bence Kubilay yapmak çekici mesela benim fikrim. Ben bence dur. Reyhan, ben buraya katılmak istiyorum. Vallahi ben Kubilay gibi katılacağım. Ya yazık ya. Bunları da yemişler değil mi? Çok çekicisin. En çekiciye katıl mutlaka başarılı olacak. Donu da çıkaralım mı? Daha çekici olsun. Öyle çekici olunmuyor. Öyle dallı güllü giyerek ama nasıl değil mi? Başka. Valla bu eşleşmede yani diğer jüri üyelerine ben de katılıyorum. Çok fazla yorum yapamayacağım. Bir tanesi bana daha fazla çekici geldi. Erkekler de aman. Erkekler de çekici buluyorlar. Mesela adam onu çek. Hangisi o? Kubilay mıydı acaba? Devam. Evet Tuğçe ve Habibe. Ne diyorsunuz? Bence Tuğçe çekici bir kız. O yüzden yani bu eşleşme için de söyleyebilirim, genel olarak da söyleyebilirim. Bikiniyle görünce daha çok karar verdim. Daha bir. Dur. Bakın erkeklerle hanımlar arasındaki fark bu. Erkek ne kadar güzel vücutlu olursa olsun salak gibi duruyor. Evet. Bak Habibe'ye mesela. Habibe rahat. Mal bu. Öbürü biraz önce tecavüze uğramış gibi duruyor. Ne oldu? Beni niye adamlar çekici buluyor lan? Ne oluyor? Ne yapacaklar? Hop falan. Öyle bir durum var. Devam. Beğendiniz yani. Evet. Bikiniyle görünce. Evet.
Peki. Sana öyle olur yani. Dur. Bikini ile görünce babam da beğenir tabii. Devam. Size bir şey oldu mu Zafer Bey? Dur. Bu ne demek? Bir şey ne? Hay bu ne demek ya? Bir kızlar şey... mayoyla çıkıyorlar. Programın sunucusu diyor ki size bir şey oldu mu diyor. Bunun ismi var yani ismiyle söylemesi lazım. Sen söyleme de. Devam. Bu kadar fazla bir şey olmadı ama Koç'e birazcık daha şanslı gibi görünüyor. Bu ne ya? Çocukken bayağı bir... Şimdi bu müthiş. Bu müthiş. Yani ne bu hanımefendi derdini anlatabiliyor ne de onu dinleyen basın mensupları. Yani bu tamamen... Türkiye'nin durumu yani. Evet. Hakikaten bir bakın ciddi izlerim. Yani görelim. Küçükken bayağı bir hayal kurardım. Yani özellikle böyle militan bu olmak için yanımda dururdum. Dur. Bak diyor ki küçükken yani bayağı bir hayal kurardım yani. Özellikle militan falan olmak için yani. Vahim durum Türkiye'de. Yani Türkiye'de canlarını veren insanlar oldu. Ya ne oldu şimdi? Ne oldu yani? Ne oldu? Nereye geldik vahim, yahu? Vahim, vahim. Yani küçükken yani hayal kurardım yani. Militan falan olmak için yani olduk. Şimdi oradan da basın mensubu da bak militanı nasıl anlıyor. Görelim. Militan suçlu anlamında biliyorsun değil mi? Dur. Diyor ki militan suçlu anlamında diyor ya. Ne demek militan? Ne demek? Size soruyorum. Ne demek militan? Militan terörist mi demek? Militan terörist demek olur mu ya? Militan bir fikri savunan kişidir. Bir düşünceyi savunan kişidir. Militan terörist olur mu çocuklar? Siz de mi aynı düşünüyorsunuz ya? Militan bir düşünceyi, bir felsefeyi, bir siyasi görüşü daha doğrusu milite eden, onun askeri olan, o düşünceyi savunan kişiye denir. O fikir o olur, bu olur. Başka bir şey olur ya. Militan, terörist. Kaldır bakayım elini. Kim o? Hanginiz o? Kaldır elini bakayım göreyim. Sen misin o söylüyor? Ben Türkiye'de öyle algılanmıyor. Türkiye'de öyle algılanmıyor ama değil. Öyle algılanmasanız. Militan herhangi bir fikri savunan, onun askeri olan kişidir militan. Militer Özkök. Yani onu terörist al işte. Sen öyle düşünürse, basın böyle düşünürse o da der ki ben militan falan olmak isterdim yani der yani. Anladın mı? Bravo. Sizi de kutluyorum. Onları da kutluyorum. Hepinizi kutluyoruz yani. Başka çaremiz kalmadı. Sizleri kutlayacağız. Ne yapalım? Devam. Öyle değil yani. Suçlu anlamında değil. Kelimeleri bilmeden sallıyorsunuz. Niye? Organize dur bak diyor ki o da kelimeleri bilmeden sallıyorsunuz gibi geliyor. Sen ne yapıyorsun? Hepiniz sallıyorsunuz işte şu anda. Bravo. Devam. Valla Serhan'cığım militanın anlamını da çok iyi biliyoruz merak etme. Çocukken evet isterdim yani gideyim dağlara çıkayım falan evet onu da isterdim. Dur. Bir çocuk bunu nasıl ister yani ya? Olay piknik niyetine yani. Değil mi? Hayret. Kafasında polis şapkası. Korkunç. Ama Türkiye yani bir, nasıl bir düşünce özgürlüğü mü acaba bu yani? Ya, kafamızda polis şapkası. Yani gideyim dağlara çıkayım falan isterdim yani orada kamp kurayım çay yapayım. Küçük kuzular meylesini ben onlarla oynayayım isterdim ya. Yani oradan da arkadaş diyor ki terörist. Ay Allah'ım al birini vur öbürüne. Devam. Zamanında benim öyle bir hayalim de oldu. Ne var canımda? Dur. İşte bu da memleketimizin bir diğer durumudur. Bakın özgürlükler nerede, konuşma nerede bitiyor, mantık nerede yaya kalıyor, mantık ya da düşünce ya da akıl oradan nereye gidiyor? Kişisel reklam nereye varıyor? Bakınız, görelim. Kediliğimi üzülmemek istiyorum mesela. İşte, şey var. Ya ama... biliyor musun? Ben bir şey söylemek istiyorum. 23 yaşındayım ve hala bakireyim. Dur! Bu açıklamayı senden beklerdim ben. Ben bakireyim. Tamam, bitti. Ben bakireyim ve herkes al işte, biliyor. Oradaki de bak, ne diyor? 23 yaşındayım diyor, değil mi? Evet. Nilay Dorsa mı o? Doysa, Dorsa. Benden öğrenmiş olabilir bunu. Olabilir şekerim. Sen bin kere yaptın bu açıklamaları. Evet. 40 yıldır yapıyorsun. Evet. Devam. Evet.
Ama bu tamamıyla kişinin kendi değer yargılarıyla alakalı bir şey. Çok özgür bir ailede yetiştim. Ailem yurt dışında yaşıyor ve mankenlik yapıyorum. Bu camianın içerisindeyim. Ancak bu camiada meslektaşlarım çok böyle bana ters bakıyorlar. Hani nasıl? 23 yaşında olmalısın. Evet, yani 23 yaşı hayır. Yani olduğunu söyledi. Çünkü konumuz bu. Hayır, konumuz açıldı. Bence ne söylüyorum. İşte ben değilim. Demiyorum. Yani bu şey gibi oldu çünkü. Değerli mi senin için? Hayır. Yani şunu demek istiyorum. Bu benim kendi kişisel... Yoksa değerli kişisel... mi? Şimdi bunu söylemenin bir şeyi olmaz. Hayır. Lazım. Yani konumuz açıldı diye tabii ki söylüyorum. Bu az önceki bayanın... Ama önemli bir açıklama. Öyle ki açıklamadır herkesin. Dolga erkeği bulana kadar bakire kalacağım. Dur! Evde... Nedimse bana bayılıyorum. Ben çağırdım programa, gidemedim. Gitseydin sen de yapardın Nilay Dorsa gibi bir açıklama işte. Ya, tabii ben gösterirdim de bekaretim ayrıca ya. Mümkün müdür? Göz kırptım ya, özür diledim. Yerim ben seni. Nedim Saban'ı çok beğeniyorum. Sürekli takip ediyorum. Gerçekten... Çok önemli programlar yapıyor. Mesela bu program eğlenceli bir program. Orada hanımefendi yazarımız var. Orada modelimiz var. Bu camiadan olmayan. O camia kim o camia? Ben o camiayı bulmak istiyorum. Kimse o camiadan değil ama bir camia var. Bu camiadan değilim. Devam. Ne kadar? Hayır, evlenene kadar değil ama gerçek biraz mantıksal yaklaşan bir insanım. Pek fazla dur. Duyguları... Gerçek biraz mantıksal yaklaşan bir insan. Bunu kaydedebilir miyiz? Ben Zaga kütüphanesine koymak istiyorum. Gerçek biraz mantıksal yaklaşan bir insanım. Devam. Ama yenik düşen bir yapım yok. Her şeye genelde mantıksal yaklaştığım için de yani gidip de birlikte olayım, bunu paylaşayım, ertesi günü üzüleceğim. Ne demek? Dur. Değer. Reyhan, ben Nilay Dorsa'yı çok özlemişim. Onu bir sonraki programa alalım. Diye bir ihtiyaç hissettim ben şimdi. Devam. Diyorum ve evet, doğru kişiyi bulana kadar, hakikaten aşık olana kadar, yani o güven, aşk onu hissedene kadar, ama illa evlilikle sonuçlanması gerekmez. Dur. Belki kızacaksın ama bizi... senin reklamdan sonra sevdiğim, hayran kaldığım bir diğer reklam da budur. Bizim reklama bastı yani. Hayır efendim. Hayır, olur mu? Sizin reklamı hemen program başında gösterdik. Biz ona bayılıyoruz. Fakat Kadir abi, o bilirsin, o Selvi Boylu mal yazmamda nasıl bir gülümser yani. Hakikaten mahmi. Hakikaten herkes çatır çatır çatlamış patlamıştır zaten. Bu reklamda, şimdi biliyorsunuz bu Kadir abi sizin reklamlardan yapmıştı. Bonus kafa reklamlarına. Çok beğenilmiş. Sanıyorum ki o reklamları yapmadan önce bir anlaşma yapmış gibi geliyor bana. Başka size de öyle abi. Geliyor mu? Başka tamam abi. Peru meru takarım. Yalnız ben çıkınca bütün camların indiği reklam da çekeceksiniz bana. Herhangi bir şey olabilir, fark etmez diyerek. Olabilir yani. Çünkü işte sonunda Türkiye bunu da gördü. Kadir abiye özel, Kadir abiye uygun, tam Kadir abinin tipi reklam yapılmıştır. Bitti. Bayılıyoruz. Görelim. Çok merak ediyorum bu reklamı. Dur. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Şimdi kadınlar ve erkekler var. Down down in a hano hü 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 dream. Kadın diyor. Adam bardağı düşürüyor. Niye? Devam. Dur bak, bak. Kız var, adam var. Kadir abinin etkisine bakalım ikisi üzerindeki. Görelim. Dur. Ya çok ince noktalar var. Bir kere Kadir abi o çocuğu beğenmiyor. Senin tek gözünü çıkarırım ben. Çilink. Bak of. Şu kameraları falan sıkı tutun da bir çatlama patlama olmasın hakikaten. Burada da bizim Karuzo bu... Karuzo gibi ha. Ha? Yani burada bizim şey de inebilir ha. Bizim televizyonlar da gitmesin. Bizim plazma inerse ne yapacağız? Daha zor aldık onu. Devam. Sesle değil, bakışla patlatıyor yani.
si tú no estarás, ya te fuiste. Dur. Şimdi bunu buraya da bayılıyorum. Burada sadece bak mesela oğlanın gözünü çıkarıyor ya. Burada da kızdan tak düğme açabiliyor. Aa. Tabii. Kızı duvara çarpıyor ayrıca. Allah Allah. Görelim. Dur bak. Bak şimdi ama bu kolay bir şey değil. İlk bakışta duvara çarpıyor. Dur lan bir de düğmesini açayım şunun. Niye? Aa, çok şeker yapıyor. Çok seviyorum ondan yapıyorum ya. Yani. Şöyle tak. Dam canım. Bir düğme açılsın oradan. Çık. Tamam. Devam. Dur. Kameralara da sinir olur. Hep Kadir abi bence yazmış hikaye. Herhalde. Ne o kameralar ulan? Çat pat patlayın çatlayın hepiniz. Devam. Dur. Buraya bayılıyorum. Ama halkımız etkilenir bu reklamdan ya. Kadir abi vitrine fazla yaklaşma rica edeceğim. Devam. Bu bakışlara başka kim? Çok güzel, tamamdır. Çok güzel, çok başarılı. Alkışlıyoruz Kadir İnanır'ı ve reklamı. Çok güzel. Şimdi bu da yeni çok sevdiğimiz reklamlardan biri. Fuat'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Zagada harikuladeydi. Ha? Evet, görelim. Hey İkram. Ne haber? Nerelerdesin? Koşalım ya. Ya abi. Kontörde benzin misali bitti. Bakayım cüzdan nereye gitti? Arabadan... Dur. Tabii aslında kontörlü hatların değerini yükseltmek, evet, prestijini yükseltmek için çok güzel bir fikir değil mi? Yani kontörlü hat kullan ne oluyor yani parası yok filan. İşte bak hamur var. Hamur var ama hattı kontörlü. Güzel bir şey. Yani prestij katıyor. Devam. Ben burada kaptanım. Dur. Bu yeni. Aa. Mutlaka izleyin. Yıldızlar gemisi. İçerideki hepsi yıldız. Hiçbirini neredeyse tanımıyoruz ama onlar yıldız olduklarını biliyoruz. Yani baştan itibaren yıldızmış gibi davranışlarından zaten anlıyoruz. Allah. Yok muydu ünlüler çiftliği? Onun yıldızlar gemisini yapmışlar. Şöhretlerden gözümüzü alamıyoruz. Hepsi orada. Görelim. Beni dinlemeyen dinlemez. Bu kadar. Dur. Ve felsefesi var. Devam. Bağırmayacaksın. Ünlülerimizi tanıdınız değil mi? Mutlaka tanıdınız. Söylemeyin. Belki tanımayan bir iki salak vardır. Evet. Onlara söylemeyelim. Devam. Bu ne nasıl? Savunamazsın. Kardeşim ben de. Ne olacak? Savunuyor. Kimsin sen ya? Ben kimsin? Arkamız sen düşüyor kimsin? Konuşuyorsun senden ya. Kim arkam düşüyordu konuşuyor? Ben sen. Benim yüzüme konuşacaktım. Ben yüzüme konuşuyorum. Dur. Ve bu hareketi de sevdim. Arkadaşa telif ödeyip satın almak istiyorum. Benim yüzüme konuşacaksın. Yüzüme konuşacaksın. Ve niye adım, niye bu tartışmalar? Yani kavga çıkmayacağını mı biliyorlar? Mesela çünkü bir hani bir girişme, bir elle darp ya da üzerine bir şey atma halinde diskalifiye ediliyor. Peki niye kavgayı kızıştırıyorlar? Çok komik bir şey oluyor böyle. Toz atar gibi. Benim yüzüme konuşacaksın, yüzüme konuşacaksın. Devam. Kaptanım ben. Yürek değil. Yürek yok. Kaptanım ben. Devam. Bittim.
yapayım? Sen neyini bükeceksin? SMS'ten insanlar boşuna beni boş etmemiş. Onu geç. İki gündür seni izliyorum, arkadaşlarımı izliyorum. Ha? Ne izliyorsun? Hataları görüyorum. Ne var hata? Başkasının hatasını üstlenme. Çok güzel ya. Kaptanım ben. İki gündür seni izliyorum, arkadaşları görüyorum. Kaptan olduğum için kaptanım ben. Nihal Türker İstanbul'dan arıyor. Efendim Nihal Hanım. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Ayfer Hanım'a bir soru soracaktım. Tabii. Buyurun. Buyurun. İyi akşamlar Ayfer Hanım. İyi akşamlar. Artık sabaha gidiyoruz galiba. İyi akşamlar diyelim. Hani daha da rahatlatıcı olur. Evet. Gerçekten estetik ameliyatı yaptırmayı düşünüyor musunuz? Evet, bravo. Ne oluyor ya? Yine mi? Ne oldu? Her evde mi var bunlardan? Ev ev dolaşıyor musunuz? Toplandık. Aysel için toplandık. Yine mi aynaları bunlar? Ya bunu niye yiyorsunuz? Bu aynı adamlar arıyor sürekli. Yapmayın, etmeyin ya. Evet. Yaşlanınca olmayı düşünürüm tabii. Bravo Aysel! O kadar piliniz bitti mi? Bitmedi daha. Nereye bitti daha? Ha? Bitmedi daha. Nereye? Biter mi öyle? Ne, biter mi öyle? Acaba bir Özlem Teko mu yapsak acaba? Biraz daha mı yükselsek acaba? Özlem Teko! Beslenme ve anti-aging. Niye ki? Böyle iyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sunacağımız program, reklam ajansımız hazırlıyor. Anti-aging, beslenme ve diyet üzerine bir uzmanlık programı. Gündüz periyodu, öğleden sonra periyodunda girecek. Tamam. Tecrübeniz var mı? Ben daha önce meteoroloji ve bir de kadın sesi, kadının sesi programında da şey yaptım, sunuculuğunu yaptım. Evet, yalnız evet. Biraz geri çekilirseniz sizi göremiyorum ben ekrandan şu anda. Tamam, böyle çok mu geri oldu acaba? Biraz yaklaşın. Tamam. Evet, güzel. Gözlerinizi tam göremiyorum. Biraz geri. Sinirinizi mi bozdum? Ben gerçekten ne yapacağımı bilemediğim için... Anladım, kolay. Şimdi niçin kolay? Çünkü arkadaşımız size gösteriyor. Kartlar üzerinde yazılı. Arkadaşımız okuyabiliyor musunuz? Hayır, evet. Kameraya bakın. Kartta gösteriyor. Görüyorum ama odaklayamıyorum. Pınar, bir beyefendiye yaklaştır kartı. İyice yaklaştır, bir görsün nerede olduğunu. Hayır, gir. Yaklaştır iyice. Evet. Evet, şu anda ama o tarafa... Hem bu tarafa bakıp hem o taraftan onu mu okumam lazım? Pınar'cığım göster, bir deneme çekimi yapalım. Tamam. Hazır, başlıyoruz. Pınar Hanım siz de hep yani beyefendi söyledikçe kartı değiştirin lütfen. Peki. Başlıyoruz lütfen kameraya. Tamam. Bana bakın gözlerinizi göreyim. Tamam. Deneme çekimimiz başlıyor. Tamam. Çok güzel bir program. Siz de çok tatlı yapacağınıza inanıyoruz. Destekliyoruz sizi. Çok başarılı olacaksınız. Sağ olun efendim. Evet. Buyurun. Evet. Dengeli beslenme programına hoş geldiniz hanımlar. Dengeli evet hanımlar. Hem hayır sağlıklı karta bir... bakmayın siz. Karta bakmayın ama evet. Kartta yazanı okuyun lütfen. Yani bize hitap edin. Tamam. Sıcaklığınızı, enerjinizi bize verin ki hanımlarla tamam. Sizin aranızdaki o hoş, o sinerjik ortam ortaya çıksın. Tamam. Buyurun. Tamam. Evet hanım. Başlayayım mı acaba? Buyurun. Evet hanımlar, hem sağlıklı bir hayat sürdürebilmek hem de fazlalıklarımızdan kurtulmak için okuyun orada yazılı kolay herkes yapabilir evet. Kuğuda kalmıştı efendim. ne olmuş? Kuğuda öbür kartona galiba devamı var. Evet. Pınar Hanım kartonu değiştirin siz de takip edin evet. Evet hepimizin bildiği gibi sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme küçük yaşta üzeri karalı ama onu herhalde okumamalıyız. Hepimizin bildiği gibi sağlıklı yaşam... Pınar Hanım bir yaklaştırın görsün. Yaklaştırın yakından iyice yaklaştırın. Bildiği gibi sağlıklı yaşam ve dengeli... Tamam çıkın artık deneme çekimde evet. Bir ezberleyin bir görün. Pınar Hanım yaklaştırın ezberlesin.
Tamam, bildiği gibi biraz uzakta durursa bir sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme alışkanlığının küçük yaşlarda edinilmesi önemli. Tamam, şimdi bunu evet. söyleyeceksiniz. Pınar Hanım yine göstersin. Çok kolay. Hepimizin bildiği gibi sağlıklı yaşamlarda en önemli konu küçüklüklerden alışkanlıklara... Bakmayın oraya lütfen. Önemlidir. Sizlere göstereceğimiz bir fazlalık birlikte evde kolaylıkla yapabilirsiniz. Karton değiştikten sonra dengeli beslenmenin yanı sıra gün içinde fiziksel aktivite yer vermeliyiz. Dengeli beslenmek adına bazı saçma... Biraz sıcak olun, sempatik olun. Hanımlara karşı. Tamam, evet hanımlar. Dengeli beslenmek aklımıza, anne adına nelere dikkat etmeliyiz? Peki, keselim, ezberleyin, tamam. devam edelim. Başarılı olacaksınız, inanıyoruz, destekliyoruz ajansımız olarak. Teşekkür ederim. Evet hanımlar. Ay kestik, bir ezberleyin. Pınar Hanım. İlk kartonların hepsini yere dağıttı. Maycem'in sunduğu Zaga devam ediyor. Buyursunlar Özlem Tekocuğum. Tabii, hayır ben istedim zaten. Uykum geldi Ayşe. Gel bizimle tabii orada bir dışarıda. Bir soğuk var ya içerisinde. Uyku gelir. Şimdi bu kızlarımızdan söz edelim yine birazcık. Vildan Atasever ve Feride Çetin binlerce kızın arasından seçilmişler. Nasıl oldu bu seçim? Yani bu hakikaten herhalde Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey değil mi? Benimkisi çok tesadüfi. Nasıl ben, hocam? Bir tanıdık vardı. hiç alakası yok. Tam alakasız. Niye? Kamera arkasında Özlem Teko'yu da aranıza almıyorsunuz. Ben bu da ara... Abi şarjörlerden hatırlamıyorum. Çift taraflıyım. Bir monitör, bir tanesi tamam. mikrofon falan. Daha rahatım vallahi böyle daha iyi. Eyvallah. O kırmızı pabuçlar da ne güzel olmuş ya. Kırmızı pabuçlu. Evet, buyursun ha. Kamera arkasındaydım daha önce. Sinema okumuştum. Kamera arkasında çalışmaya gittim. Kutlu Ataman'ın asistanı olmak için. Evet. Onlar da dediler ki öne geç. komik oldu ama yani. Evet, kas evet, seçimlerine evet. girdim. İşte sinirlendim. Sağa dön, sola dön falan deyince. Nasıl yani? Sinirlenince mi oyunculuk ortaya çıktı? Ya sinirlenince komik oluyorum. Onlar da... Farklı bir şeyler bulmuşlar. Çok bu Vildan biraz huysuz bir tipe benziyor. Siz çekimlerde anlaşabildiniz çok mi? Anlaşabildik. Çok anlaşabildik. Peki. Vildan'da bir huysuzluk var ama. Değil mi? O galiba sizin yüzünüzden. Aa. Ben bir şey mi kaçırdım abi? Biz çalıyorduk ne oldu? Ben ne yaptım? Çok heyecanlı size katıldığı için. Yani sizin programımıza katıldığı için. Çok zarifsiniz. Çok sevsiniz. Teşekkür ederim. Vildan Atasever'in röportajlarından bazı bölümler okumaya çalışacağım. Çok sıkıcı. Soruluyor. Cevap veriyor. Küçükken büyüyünce ne olacaksın diye soranlara? Artist olacağım derdim. Ben de ne güldüm bunu okuyunca. Evet. Model yazdılar benim için. Ama modellik yapmadım. Manken yazdılar. Ve bu böyle gidecek. Seviyorum ben programdaki bu tatlı gerilimler oluyor. Manken yazdılar benim için ama mankenlik yapmadım. Paraya ihtiyacım vardı. Çıplak pozları da onun için verdim. Kapılar açıldı. Oh, iyi etmiş. Hangi kapılar? Hangi kapılar? O pozları 6 sene önce verdim ve 6 sene önce hiç kapı açılmadı bana. Kapı açıldı demişsin. Demedim. Ya yani öyle bir kapı açılmadı. Ben kapılar şu anda açıldı. Ben de diziyle içine... Kadın İsterse dizisinden sonra beni tanımaya başladılar. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bu da bizde çok rastlanan bir şeydir. Seyirciden destek. Seyirciden destek. Öyle değil mi arkadaşlar? Verin odunu. Ay ay ay. Evet, kapılar açıldı fakat sonra diyorsun ki o kapıların içine girdim. O kapılardan içeri girdim. Orası neresi? Ben onu merak ediyorum. Neresi orası? Tabii birçok iş yaptım. VJ'lik yaptım, DJ'lik yaptım. Ha, webcam kapılar. Kızıydım. Reklam kızıydım. Webcam. Ben de webcam çok poz vereceğim. Webcam kızı. Kapı açılıyor. Kapı açılıyor. Ben de webcam diyorum. Kızı nedir ya? 24 saat evim gözleniyordu canlı. Aa, bu güzel numaraymış.
Biri bizi görüklüyor. Onun daha yavaş versiyonu ve fotoğraf şeklinde insanlar fotoğraf görüyordu. Fotoğraf şeklindeydi. Ne yapıyoruz? Mesela sizin eve girdiğimiz zaman bütün odaları görmek için kredi kartımızı mı şey yapıyoruz? Hayır. Üye olmanız gerekiyordu ama bilmiyorum. Üye nasıl olunuyor? Kredi kartı. Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Nasıl oluyor ya? Webcam kızıyım, nasıl üye olunuyor? Yani, beni gözetliyorlar ama onlar kim? Üye olması üye için bir şeyler bilmiyorum. Ödemesi gerekiyordu tabii ki ödemesi insanların. Evet. Peki nereleri gözetleniyordu evde? Sadece küçük bir odam vardı. Orası gözetleniyordu. Bir tek odanız mı vardı? Bir göz oda. O çok sıkıcı ya. Bir tek odayı mı gözlüyoruz? Şimdi pardon, banyo, tuvalet falan da gözleniyor. Yok mu? Onlar gözleniyor. Onlar gözlenmiyor, yok. Ona da bak bu yapıyor. Peki oraları gözlemiyor. Neleri gözleniyor? Bir tek oda gözleniyor. Evet. Halbuki benim evimin her odası hiç perdesiz yaşıyorum ben. Ya. Herkes karşıda rock orkestra var. Akşam. Rock orkestra mı var karşıda? Onlar artık perdeleri kapıyor. Rock orkestra. Bu bizim Ersoylar falan olmasın rock orkestra? Vallahi bilmiyorum. Bunlar çok utangaçlar. Onlar seni görünce perdeleri kaparlar vallahi hemen. Vallahi herhalde. Ben çünkü banyodan çıkınca çıplak dolaşırım evin içinde. Aysel Hanım, siz o kadar büyüksünüz ki hiçbir şeyi örtmenize gerek yok efendim. Çok teşekkür ederim. Sizin bütün ediyorum. Perdeler açık olabilir. Evet. Harikuladesiniz. Olabilir. Kapatılacak, saklanacak hiçbir şeyiniz yok. Bu kadar dürüst bir insanın hiç kapatacak bir şeyi yoktur. Evet. Sizin demek siz de bir zaman Aysel Hanım gibi erik bir vaziyetteymişsiniz, ermiş bir vaziyetteymişsiniz. Evet. Sonradan mı kapandınız şimdi? Nasıl oldu? Sonradan mı rahatsızlık başladı? Çok gözlediler beni filan durum mu oldu? Çok gözlendim, tamam şimdi başka bir durum var falan mı oldu? Bu ne sıkıntılı bir durum abi, yapma şunu ya. Ya bir şey yapmıyorum, ya anlamaya çalışıyorum canım. Yani, çok gözlediniz, şimdi bakmayın mı oldu? Yani o gözleme sırasında da çok masum bir olay vardı. Çıplaklık yoktu, hiçbir anladım, şey yoktu. Anladım, uyuyordunuz zaten. Yani... kötü ama hiçbir şey yoktu ve çok kısa sürdü. Tamam, bir şey demedim. Ya bir kapı şey... açık, kapıyı açmışım, bir gözü odaya çıkmış, o kadar bir şey yok. Tamam abicim, ama en ne gözü yani olamaz bu kadar. Ne zaman 5-6 sene ya, işte 5-6 olan bir şey ve ben 18 ya, yaşındaydım. Ya ben kötü niyetli değilim, bu benim kötü niyetli olduğumu varsayıyorsun. Ben öyle merak ediyorum yani. Vallahi öyle görüyorum. Ya dünyada bir sürü genç insan var böyle, hiçbir şey olmuyor. Evin içerisinde sadece kameralar var, sadece onu gözlemekten hoşlanıyoruz. Hatta bir sürü ürün yerleştirme diyorlar. Evin içine bir sürü ürün yerleştiriyorlar. Hangi deterjanı kullanıyor, hangi sabunu kullanıyor, hangi şeyi yiyor, mısır gevreğini yiyor filan gibi durumlar var. Hakikaten bütün dünyada geçerli bir iş yani. İnternetten sonra millet delirdi. Yakında zaten bu televizyonlar da ortadan kalkacak. İnternetten filmi satın alacağız. Mesela Zaga mı istiyorsun? Zaga'yı internetten satın alacaksın. O arada orada Zaga'yı seyredeceksin. Orada Ahmet Beyleri gözleyeceksin. Burada Hasan Beyleri, Mehmet Beyleri gözleyeceksin. Aysel'in evi en pahalısı olacak. Ay pahalı. Katya. Tabii Aysel'in perde yok. Ben çıplak geziyorum. Hiç erkek yok ayrıca. Tek yaşıyorum. Çok evet. Zor. Çok zor. Serkan'ı ne yapacağız peki? Çağıralım gelsin. Serkan'ı çağıralım. Serkan bize şarkı söylesin. Hanımlar, beyler, Serkan! Yani benim Aysel Gürel gibi bir fanım olacak. Teşekkürler Temel. Aysel Gürel gibi bir fanım olacak. Ben de şimdi şarkı söylemeye saçını başını yoldu ya. Bu bir aşk şarkısı. Aşk şarkısı. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Ederim. Çok tebrik ediyoruz. Mersin. Hakikaten ben yani Serkan'ı daha dikkatli dinledim sayende. Çok teşekkür ederim. Sonra bir tane daha şarkı söylesin. Onda kim bilir neler yaparsın artık. Onun sözlerini ben yazmadım. Ha, bu kendi sözleri için saçını bu benim başını aşkımın. Benim aşkımın ben de sandım şarkısı. Serkan'a saçını başını yoluyorsun. Kendi yazdığın sözlere saçını başını yoluyormuşsun. Ama bu benim aşkımın şarkısı. Aşkının şarkısı olduğu için saçını başını yoluyorsun. Evet. Anladım. Serkan'a olan aşkımın şarkısı. Peki. Şimdi
Oturduğunuz yerde kalın. Yani ekran başındakiler de oturdukları yerde kalsınlar. Şimdi biz şu anda saat 4 neredeyse. Ne? Eve gidelim abi. Ne? Eve gideceğiz. Şimdi bizim programımızın yayın saati bu. Gördüm kaç kuşak kamera, reklamımız var? Güzel. 4 kuşak reklamımız var. Demek ki reklam verenler düşünüyorlar ki yani mesela prime time'da tuvalete muayete gitme şansı var. Hani kalkıyoruz hani reklam başladı falan gidiyoruz. Bu saatlerde yayınlanan programlarda hele Aysel saçını başını yoluyorsa o ihtimal de kalkıyor. Ne oluyor? Bilmiyorum reklam başladı galiba. Allah Allah 10 dakikadır reklama bakıyormuşuz farkında değiliz ya. Durumu oluyor. Kimsenin kalkıp bir yere gidesi yok. Zaten mıh durumundayız. Siz ne durumdasınız arkadaşlar? Nerede o teröristler? Leyla ile Mecnun. Terörist! Teröristler bile yumuşamış durumda burada. Serkan çok başarılı gerçekten. Çok bu albüm piyasada mı abi? Pazartesinden sonra piyasada. Pazartesinden sonra. Klibimiz de çıkıyor. Klibimiz de çıkıyor. Evet. Aysel'li klibimiz de çıkıyor. Aysel'le beraber. Pazartesinden sonra evet. Satın alıp saçımızı başımızı yolmaya başlıyoruz. Şimdi sakın kımılmayın. Kımılsız reklam arası sonra hemen şaka danak dönüyoruz. Aysel, Özlem Teko, iki genç kız, Serkan ben. Hadi bakalım. Başlıyorsunuz. Ay 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 ay. Evet. Şimdi Vildan Atasever ve Feride Çetin'le söyleşimizi sürdürüyoruz. Şu andaki durum Vildan'ın çok sinirli ve alıngan, Feride'nin ise gayet rahat ve cici olması. Ayrıca Özlem Teko neredeyse kanepeden düşecek. Aramıza Serkan da katıldı. Aysel her zamanki yüksek performansında devam ediyor. Sabaha kadar buradayız kardeşim. Sabah ben temizliği yapar. Kanal D'den çıkarım. İşte bir genel müdürün odasını temizliyorum ben gitmeden önce. Gitmeyin kahvaltı verecekler. Yarın kadın gelecek hiç elleme sen oraları. Aha. yarın buraya çok kadın ve çok adam gelecek. Öyle mi? Tabii pazar günleri de çalışıyor. Canım Kanal D. Pazarları da herkes geliyor. Hep halkımız için. Canlarım. Ben geceden kalıyorum pazar geleceklere çay koyuyorum. Ondan sonra sabah giderken işte bir ortalığı alıyoruz. Yanda Beyaz'ın Cuma programı var. Orayı bir siliyorum, süpürüyorum ben. He? Pazar sabah Seda senin programı var mı? Ya Seda pazarları çıkıyor mu? Kalmışken oraya gidelim şöyle. Seda, Seda pazarları sabah sabah Seda Sayan var biliyorsunuz. Pazar var pazarda. Var değil mi? Seda Sayan var. Erkendir o. Buradan kop. Ya Özlem Tekocuğum bir izin ver. Ben bir şey sormak istiyorum. Seda'nın programı devam ediyor mu pazarda? Ben göremiyorum. O saatte uyuyorum ben. Onun stüdyosunda bir alıyorum şöyle bir iki su ama. Ne? Ha? Çok titiz. Çok titiz. İki su silmek lazım. Evet. Eyvah. Ne ya. Özelliğiniz vardı da bin kız arasından siz seçildiniz. Oradaydık galiba. Son sen alınmıştın. Evet. Behü. Bilmem, bir özelliğiniz vardı herhalde. Ne dedim ben? Buyur. Hayır ben ne dedim? Buyur. Hayır ben ne dedim? Sanırsın ilk defa pastaneye çıkmışız beraber, ben onu gıcık ediyorum. Ne, bir özelliğimiz vardı herhalde. Niye? Niye böyle bir şey istedi Kutlu Ataman? Niye böyle bir şey yapmak istedi? Hı? Çünkü bizim yaş grubumuzdan o rolleri, karakterleri canlandırabilecek oyuncu olduğuna inanmadığını söyledi. Evet. Ben... Perihan Maden de mi böyle istemiş yoksa sadece Kutlu Ataman mı? Hayır, Kutlu Ataman'ın seçimi. Perihan Maden romanı teslim etmiş, evet. O senaryolaştırdı ve her şey artık tamamen yönetmene ait evet. Tabii ki. Perihan Maden'i gördünüz mü? Sete geldi mi hiç? Hayır. Hiç gelmedi. Ama haberlerini aldık. Çok ne? Beğenmiş, ağlamış filmi. Ağlamış. Evet, filmi izledikten sonra. Canım. Peki. Sonra da işte ben maskülen... Aferin Feride, sen çok iyi gidiyorsun. Vildan şey değil, iyiydi. Evet. Filmde de tam tersi. Ben maskülen böyle erkek gibi herkese kodumu oturtturan falan. Evet. Sert bir kızım. Pek o belli cici olmuyor. Bir kız.
Evet. Yani buradan rolleri değiştik herhalde. Demek ki filmde kodun mu oturtuyorsun? Çok erkek dövüyorum. Sürekli erkek dövüyorum filmde. Sürekli erkek dövüyorum. Evet. O zaman bütün hepimiz gidelim filmi görelim. Çok da sinemada girmiş galiba. Evet. Değil mi? Kaç kopya? 50. Sana değil ona soruyorum. Bilda kaç kopya? 50. Bana... Sinirli. 50. Peki o zaman biz arkadan geçmesin hakikaten bir görelim mi filmi acaba ya? Bir daha baştan başlatabilir miyiz? Görelim. Görelim. Valla çok hoş görünüyorsunuz. Çok iyi. Hülya da çok güzel oynamış diyorlar, doğru mu? Çok güzel oynamış diyorlar Hülya için. Bir daha söyleyeyim, çok güzel oynamış diyorlar. Hakikaten ya. Süper oynadı. Ha? Kesinlikle. Süper oynadı. Siz de süper oynamışsınız öyle diyorlar. Çok güzel. Kaç kopya çıkıyor? 50! Biraz daha şurada sempatik olsan ne güzel olacak. Pınar Gül Eskişehir'den arıyor. Buyurun Pınar Hanım. Merhaba. Merhaba. Alo. Ha. Alo. Alo. Ha. Ne oluyor ya? Evet, İyi buyurun. Sabahlar. Ha? Evet, maalesef bu kadar bekledikten sonra o hale geldim. E tabii o hale gelirsiniz. Bekletiyoruz bir saattir. Kabahat bizde. Suçluyuz. Evet, buyurun. Yok yok, neyse, razıyız biz. Öncelikle ben Özlem Tekin'e biraz önce sergilediği canlı performans için teşekkür etmek istiyorum. Müthişti. Canlandırdı bizi. Ben teşekkür ederim. Nasıl da utanır gibi. Değil mi? Utanıyor değil mi biraz? Böyle işte çok hani o da kodum mu oturturumcudur ama böyle hani onu tebrik edersen de utanır böyle. Yani şey, sesini devam. Çok az alıyorum Okan, ben senin. Zaten azıcık konuşuyorum. Öyle şey olsun. Şimdilik azıcık çıksın da sonra daha çok veririm sesimden. Evet, devam. Pekala. ben Aysel Gürel'e bir soru soracaktım. Diyor ki idrakı geç bir kız var. Aysel Gürel'e soru soracaktım diyor. Sor canım. Soruyorum. Sor. Öncelikle idrakım geç değil ama sesinizi çok geç alıyorum. O yüzden... Allah Allah, geç alma sen de ya. Evet. Tamam. İdare et. Ne soracağım? Sakin ol, sakin ol. Tamam. Aysel Hanım, siz bütün erkeklerin gözdesiniz. Akşam boyunca, daha doğrusu program boyunca izledik, tezahüratları aldınız. Peki sizin gözde erkeğiniz kim? Yanımda. Serkan. Sabahtan beri onu söyle. Serkan. Ciddi bir aşk yaşıyor herhalde. Hayır. Biliyorsunuz yıllar yılı Serdar Ortaç vardı. Şimdi o bitti, çok sene oldu değil mi o? Evet. 96'da. 96'da öyle bir şey oldu. Bitti. Bitti. Şimdi Serkan. Sabahtan beri ne anlatıyor olabiliriz? Serkan şarkı söylüyor. Aysel saçını başını yoluyor. Açmışsın telefonu. Gözde erkek kim tabii? Bir program başlarken kızcağız Aysel'i gördü. Gelirken gerisini... diye tabii öyle olur. Normal. Bu saatte gençsiniz tabii. Uykuya ihtiyacınız var. Aysel'le biz zebani gibi oturuyoruz sabah kadar. Bir de Özlem Teko. Ben enerjinize yetişmek mümkün olmuyor. Bu ikisi uyuyor Feride ile. Ben de uyurum abicim hiç. Biz gündüz uyuduk. Biz gündüz uyuyoruz. Evet. Vildan sinirden uyuyor. Çok sinirliyim. Uyuyayım bari biraz. Devam. Az kaldı az. Evet. Pınar! Efendim? Pınar bağıydı Pınar. Sesi geç alıyor musun? Evet, biraz hala ama idare ediyorum. Sesini tamam. Çıkarmayacağım. Bak sana güle güle diyeceğim, 15 dakika sonra gelecek. Güle güle Pınar. Evet, bir diğer telefonumuz var. Aysel Hanım'ın gözde erkeğini soracak Melike Gencoğlu İstanbul'dan arıyor. Buyurun Melike Hanım. Merhabalar. Merhaba. Ben kimle görüşüyorum pardon? Seda ben. Seda Sayan. Yapma yani. Tamam, bak, bir şey söyleyeceğim. Anneannem yanımda, anneannem gördü şimdi. Gördün mü anneannesi olan kız mısın sen?
Merhabalar. O değil mi bu? Anneannesi yok, o, bir... O değil. O değil mi? Yok yok. Ya biz ona işte bayıldık de. Anneannesine onun ya. Geçen program... Ya senin telefonda sesin niye böyle değişik geliyor ya? Tabii. Evet. Seni işletiyoruz abi. Ya ben çok rahatsızım. Geçen gün bayağı böyle yaşlı başlı bir hanım beni sokakta gördü. Okan Bey seni ne biçim işlettim dedi. Sürekli bunlar işletmecede. Yok yok sen kısasın ya. Ben o anneannesi olanı hatırlıyor musunuz? Anneannesi kalktı da herkesi birbirine benzetti. Çok güzeldi ya o. Evet sen buyurun. Sen zaten baştan aşağı güzelsin ayrı bir şey de. Ha? Tamam güzel anladım. Bazı arkadaşlarımızın kafası güzel oluyor bu saatte. Onlar arıyor ay, böyle. Ne alakası var? Ayşe ne alakası şey var falan. Evet. Orada anlaşıyoruz ama. Evet. Kendisi çok hanım hanımcık. Çok şeker. Ne diyor hanım? Ben hanım hanım. Bir anlamıyoruz. Tamam deyin yani. Bozmayın evet. Tabii. Ayşe Hanım. Efendim canım. Anneannem yanımda. Çok seviyoruz sizi. Çok anneanneniz beni seviyor. Çok şekersiniz. Dedeniz çok sevmiyor mu? Aysel de haklı. Ne yapayım ben senin anneanneni? Çok şeker bir insansınız. Ne diyorsunuz efendim? Duymadık. Ay Okan sen de bir şey duy yani. Sinirli oluyor. Ay şey yapmayın. Biz seyircimize bu konuda bir de Melike bir dakika ben de hani burada seyircilerle biraz konuşayım değil mi? Kesmiyoruz sizin konuşmanızı. Duyuyorum tamam. Hayatım. Devam edeceğiz. Aa. Hayatım filan. Tamam güzel. Melikeciğim hayatım. Bu saatte Özlemciğim uyuyor uyanıyor bir uyanma siniri oluyor seyircide. Onun için müsamaha göstermek lazım. Sen çekinleme zaten bana aslıyım ona yani. O muhteşem müzik yapıyor. Kim o diyor? Güzel mi? Güzel mevzu oluyor. Melike bayağı güzel mevzu oluyor seninle ya. He? Değil mi? Evet. Serkan'la ilgili bir şey söyleyecek misin? O da güzel bir arkadaşımız. Ayşe Hanım'ı anneannem de çok beğeniyor. Ben anneannem diyor ya. Annem yanımda horluyor şu an yani. Annemi kaldırsam zaten. Tabii. Zaga evlerden canlı bağlantı yapıyor. Horlayanları yani sayıyoruz. Ayrıca da bundan sonra evlerde şakalaşmalar yapacağız. Mesela iki bardağı ya alıp şar şar yani birbirine şey yapacağız. Ama üç jenerasyon bir arada durmaya özen dedi. Ayşer hiçbir şey al. Bir şey anlıyorsan Arap olayım. Bir Ayşer lafı çıkıyor iniyor. Zaten Arap olduk. Evet. Ay sen bir dinlesene ya. Yani Okan yani. Birazdan konuşuyoruz ki muhabbet daha tatlı olsun diye. Güzel Melike. Sen birazdan zaten suratımı kapatırsın yani. Kapatırsın tabii. Peki Özlem. Senin şimdi biraz tabii bu saatte ben beklerim de... Beklerim bu arada. Ya sus 2 dakika kadar Allah Allah. Melike bir tane daha alır mısın? Ya bana bir bardak su verseniz de anneannesine şarşar şakası yapsak. Bu arada dövmelerini de çok seviyorum. Güzel. Program böyle gider. Melike falan. Ya var yani. Böyle bir şey. Yerlerdesin ya. Sen çok hatun. Yani var ya yerlerde. Ne diyor ya. Bunlar ne diyor? Yanlış bir şey söylemesin. Bunu dinleyin ya. Ondan sonra yalan yanlış yayına çıkacak bu. Biz abi atmıyorum. Hiç ya. Yerlerde at yani. Bak ne diyor? Duymuyorum ki ben bir şey. Kendi kendine konuşuyor. Peki. Ay bir şey atmıyor yani bir şey yani şu ya. Su verin de anneannesiyle şarşar yapacağız. Ver şişeyi. Anneannem yanımda yatıyor diyorum. O hayır anneannen yatıyor işte onun için yatıyor. Şey yapıyorum ben de. Tamam dur. Uyuyor mu anneannen? Anneannem yanımda konuşacağım mı anneanne? Anneanne diyor annem mi uyuyor? Anneanne. Anneannem sağ oluyor sana. Çok seviyor. Sağ ol diyor. Anne mi uyuyordu? Anne uyuyor. Ay vallahi Okan yani sen mi konuşuyorsun biri daha konuşuyor. Tamam anne yatıyor, uyuyor değil mi? Herkes uyuyor yani. Ha anne uyuyor değil mi? Susun aç annenin anne üstünü. Anne uyuyor vallahi. Ay annem bir merhaba desin. Allah'ını seviyorsan ya. Seni ben en son benzincide görmüştüm. Amerika'dan geldim. Bir ne diyor ya? Anne kalk. Annemi dürtüyorum dur. Uyuyor vallahi uyuyor. Bak ooo diyor annem kalkmıyor. Ambulans çağıralım mı? Biri ambulans çağıralım mı diyor. Güle güle Melike güle güle. Evet peki. Şimdi sizin filmden söz ediyorduk. Hı. Kutlu Ataman belinden rahatsızlanmış galiba evet. Değil mi? O da gelecekti bugün. Evet. Ne olmuş? Geçmiş olsun.
belinden rahatsızlanmış. Ben bunu bizim stüdyolar aslında biliyorsunuz redeşosedir. Yani yerli hem zemin. Ondan sonra ama çoğunlukla biz artık yapmıyoruz. Eskiden orada salaklığı yapıyorduk. Böyle bina dekoru filan yapıyoruz. Ben çok istiyorum bir binanın en üst katından yayın yapalım. Çünkü var öyle stüdyolar dünyada. Biz de hep biz yerdeyiz. Ya yerin altındayızdır ya yerdeyizdir. Çok isterim bazı konukları atayım ben de pencereden. Diyor ki beni mi? Hayır Aysel'i atacağım. Jaletan İstanbul'dan arıyor. Buyurun Jale Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Ben bir şey söylemek istiyorum. Aşkım seni çok seviyorum Aysel'im. Kim? Hiçbir şey anlamadık. Seni çok seviyorum diye bağırıyor. Bana mı bağırıyor? Sana Aysel'in bağırıyor Aysel. Aysel'im dedi. Aysel'i seviyorum dedi değil mi? Bana öyle mi? Hanımların ona olan sevgisi umurunda değil. Evet. Zaten Jale'de seviyorum diye bağırdıktan sonra yine bir düdüğe dönüştü. Yine de teşekkür ediyorum. Erkekler sevsin. Erkekler. Erkekler sevsin istiyor. Peki. Bu filminizle yurt dışına festivallere gidecek misiniz çocuklar? Evet. İlk ayakta Sydney'de gösterecek. İlk ayakta? Sydney'de at yarışı mı bu? Hayır. İlk ayakta diyor ya. İlk olarak. Ha? Haziran 16'da. Hangi atı yazacağız? Evet. Haziran 16'da Sydney'de gösterime girecek. Ben sinirli. Haziran 16'da Sydney'de gösterecek. Ya hayır sinirli değilim. Sydney'liler korkuyor. Ne gelmesin bunlar sinirli. Evet. Sonra da Toronto Sundance gibi önemli festival. Toronto? Sundance. Sundance'e gideceksiniz. Evet. Daha siz Kutlu Ataman'ın diğer filmlerini biliyor musunuz? Elbette ki. Lola. Ve Billy Dicky. Lola ve Billy Dicky'de ben bayıldım. Ben de bayılmıştım. Bayıldım ve onun ödülleri de var. Tabii. Evet. Yani Kutlu Ataman mesela... Gay and Lesbian Festival'de büyük ödülü mü vardı? Evet. Evet. Çok 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 güzel bir film. Onun dışında sanat işleriyle de MoMA'ya yani işte Modern Sanatlar Müzesi'ne giren ilk Türk, Oscar arşivine kabul edilen ilk Türk. Evet kesinlikle. Sonra aday olan ilk Türk ve Carnegie alanda tek Türk. Evet. Bravo ona. Evet. Bravo Kutlu Ataman'a. Özlem. Efendim. Senin hangi şarkını ben çok seviyordum, durmadan radyoda çalışırken çalıyordum. Musluklar akar, sular iner, küvette geçer. Hı? Neydi onun adı? İsmini hatırlamaya çalışıyorum bir saattir. Kimse o ben değilim abi, benim öyle şarkım yok. Hayır var, klibiniz var. Yol değil mi o? Evet. Yol ha, değil klibi söz, ben sözleri öyle zannettim. Musluklar akar, yollar eva. Öyle sözü var zannettim. Evet, benim musluklar öyle akar, küvette geçer. Evet, öyle sandım. Ben ona bayılıyorum. Evet, peki bunu konserinizde bu grupla... Çalıyoruz. Oz büyücüleri mi bunların isimleri? Değil. Oz mu sadece? Evet, O-Z-Z ama yani. O-Z-Z. O-Z değil, evet. O-Z-Z ama kendi albümleri de mi var? Hayır, o Oz albümü Eylül-Ekim gibi çıkacak. Öyle çıkacak ama şimdi biz... Ama biz senelerdir birlikte çalıyoruz. Senelerdir berabersin. Ama yoldu değil mi o şarkının ismi? Evet, oydu. Peki onu konserinizde çalıyor musun? Çalıyoruz. Yapma be. Vallahi billahi. Bir tane de eski şarkı diye hani öyle bir şey mi olsa diyorum. Yeni albümden söylüyoruz sürekli. Bizim çünkü. Abiler gitti ya. Nasıl gitti? Hayır, bir dakika. Bunlar gitti. Bitti üç, mi gerçekten? Üç şarkı dediniz abi biz çaldık. Gitti abiler, mi çocuklar? Gitti. Bitti. Ne biçim bunu adam bunlar? Hemen uyuyorlar mı gidip? Bitti yok. Ne bileyim üç şarkı. Ben biraz önce Seda'nın stüdyosunda gördüm. Kız arkadaşlarıyla Seda'nın kanepesinde oturuyorlardı. Olabilir abi. Biz de orayı da bir temizlemek lazım. Çiğdem Karakaş. Alo. Alo. Evet. İyi geceler. Ya günaydın. Pardon. Günaydın. O kadar yani sadece hayır, bunu hayır o kadar düşünmüş. Değil. Dur bir dakika evet. Kendime gelmeye çalışıyorum. Bu saat kadar uykusuz gelince. Oradalar mı? Ben sersemliyorsam. Yalnız kara taş olacak. Hı? Çiğdem Karakaş boş ver bu saatte kimse anlamaz. Evet. Ben şey sormak istiyorum. Önce Özlem Tekin'e sorayım ya. Evet. Bir daha bilmiyor. Hangi dizi uyku sersemi onun için ben anlamıyor. Yani öyle önce Özlem Tekin'e sorayım evet. Arkadaşlar orada mı? Alo. Bir kısmı gitmiş. Bir kısmı evet, gitmişler. Alo. Hangileri buyurun. Gitmiş? Olanları Özlem getirin. Hanım, sağ buyurun. Kalmış olanları getirin ki kız şarkı söyleyecek. Yok yok. Bundan sonra en son bir dizide görmüştüm sizi. Ha. Ha.
Yeni bir dizide veya sinema filminde oynamayı düşünüyor musunuz? Yok, henüz düşünmüyorum. Şimdi yeni albüm çıkarttık. Sanırım bu yaz sürekli konserlerle geçecek. Mayıs ayında başlıyoruz üniversite turneleriyle. Antalya'dan başlamak üzere Eskişehir, Bursa. Şimdi sayayım hepsine de hazır. Okan gitti bak. Hayır çocuklar gelsenize. Arkadaşlar üniversite turneleri başladı. Ayşe geliyor. Hanım günaydın. Günaydın. Ayşe Hanım şunu sormak istiyorum size. Çok güzel besteleriniz var. Birçok ünlü çocuklar geliyor. Bu bestelerinizle yararlandı. Şimdiye kadar rahatsız edeceğiz ama. Verdiğiniz sanatçılarınızdan hangisine şarkınızı güzel yorumlayamadığı için pişman oldunuz? Zaten yorumlayamayacak kişiye vermezdim. Hepsi yorumladı. Peki ben şunu sormak istiyorum. Siz bir sinema filminde oynamak isteseniz aktör olarak kendinize kimi seçerdiniz? Serkan'ı. Peki söylüyoruz değil mi şarkıyı? Araya bir tane bir şey girelim de ona... Efendim canım. Sizi çok seviyorum. Yapma ya. Teşekkür ediyorum. Tamam ben de. Tamam. Yine misiniz be? Abi bir dakika. Ne köpekle abi? Geldik biz. Ne köpeği? Bunlar herkes köpekler tutuyor diye yanımıza aldık biz. Program nerede için... tutuyor köpek? Ne gerekiyorsa burada. Onu yapıyoruz biz program için yani. Köpek burada. Programda mı tutuyor köpek? Ha hep kucağında olacak. Abi benim. Onu söylemeyeceksin. Ya. Ben onu aklımda tutmayayım. O köpek değil ya. Mikrofonun kafasını araklamışsınız. Köpek değil o. Nereden arakladınız o mikrofon kafasını? Mikrofon kafası şimdilik. Köpeği getirmedik. Orada demo olarak duruyor. Yani abimin iletişimini göstersin diye biz bunu yaptık. Biz şimdilik elimizde bu olsun. Ondan sonrasında baktık o olaylar yürüdü. Hemen bizim Johnny'yi alır geliriz. Kimi? Johnny. Bizim Johnny göstereyim. Böyle bir şey zaten abi. Ufacık bir şey. Çok sevimli. Onun iletişimini göstereyim abi. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Biz... İçeride çok iyi iletişim kurabiliriz. İkinci mevsim programına katılamazsınız. Kayıtlar doldu bitti. Yaşlandık ama. Abi dur ya. Bir dur. Hacı Beza beyazlar. Yürü. Abi bir dakika ya. Bir dakika. Abi dur. Yürü. Ya dur. Dur. Bir dakika abi. Abi yürü. Hazret abi bırak. O mikrofon kafasını da bırakın çıkarken. Abi bir dakika. Kafasını bırakın. Abi dur ya. Ha? Bırak. Sus. Bırak. Ha? Git. İkinci bir şans istiyoruz abi. Git. Kayıtlar doldu. Hadi yürü. Al o deliği de götür buradan. Abi değil abi. Mikrofon kafasını da bırakın. Kafası değil o abi. Verme verme. Benim o! Benim! Verme kimse! Yok abi! Gel lan! İkinci! Haksalandım ben! Kardeşim beni! Haksalandım ben! Acık hadi! Eğçik! Niye ki? Böyle iyi! Buyurun evet şimdi ezberlediniz sanıyorum. Bir de program çekileceği gün sakal tıraşı olursanız seviniriz. Ben özür dilerim. Biraz hayatımla ilgili moralim bozuk olduğu için... Biraz ondan kaynaklandı. Ben ama en kısa zamanda keseceğim. Geçmiş olsun. Ajans olarak geçmiş olsun diyoruz. Evet. Tamam. Pınar Hanım gösteriyor. Çok kolay. Tamam. Buyurun başlayın. Kartonu ezberledikten sonra yine merhaba. Evet hanımlar. Öyle demeyeceksiniz size... değil mi? Evet hanımlar. Dengeli beslenmek... Sert yapmayın. Sinirli yapmayın. Güzel yapın. Evet hanımlar. Onlara... Evet, hanım. Sağlıklı beslenme ve anti-aging konusunda bilgiler veriyorsunuz. Sempatik olun ve gülümseyin. Evet, ama mikrofonu ağzınıza tutuyorsunuz göremiyoruz. Şimdi tamamen... Evet gülümseyin. Ben suratım atıyor benim. Evet hanımlar. Sinirlisiniz olabilir. Evet iyice gülümseyin. İyice gülümseyin. Evet böyle. Evet. Başlayın şimdi. Evet hanımlar ne kadar neşeliyiz. Dengeli beslenmede en ileri kalı... Okuyun, okuyun. Pınar gösteriyor. Oraya dönmeyin. Hem de fazlalıklar. Oraya dönmeyin. Hep kamerayla göz temasınızı kaybetmeden lütfen. Evet hanımlar. Sevgili beslenme ile ilgili en önemli ku. Evet. Ku. Pınar Hanım gösterin lütfen. Ku da. Evet bu taraf. Dönmeyin, dönmeyin. Dönmeyin. Evet. Ben dönmeyin. Pınar Hanım yaklaştı. Evet.
Ters mi tutuyor efendim? Ters tutuyor. Karton ters de onun için. Benden kaynaklanmadı. Pınar Hanım yaklaştığını görmüyor. Evet. Evet hanımlar. Kuyudan sonra... Tamam Magdalena... abartmayın. Ama enerjik olun. Tamam. Evet hanımlar. Sihirli kahramanın Ronald'a zaman zaman bu çalışmada bile eşlik edecek. Evet hanımlar, o zaman daha fazla vakit kaybetmeyin. Hemen kiloları bir kenara bırakın. Dengeli beslenme... Neyi kenara bırakın? Haydi egzersize. Diye sonunda bitiyordu onun için. Tamam, değiştirin kartonu. Evet, evet hanımlar, yine geldim ben. Hem sağlıklı bir hayat sürdürebilmek hem de fazlalıklarından kurtulmak istiyor musunuz? O zaman okeyse başlayalım mı? Okuyun kartondan. Sürdürüp kurtulmak için bir öncelikli sağlıklı ve dengeli beslenmeyi hayatımıza sokmalıyız. Şöyle biraz yazı tamam, böyleydi. Tamam Pınar Hanım, teşekkür ederiz. Galiba başarılı olamadınız. Ama biraz kartonlar göz açımın dışındaydı. Biz ajans olarak birçok kişiyi deniyoruz. Kartona suç bulmamak lazım. Sizden önce deneme çekimi yapanlar çok başarılıydı. Ben yani çok başarılı arkadaşlar oldu. Hepsi sizden daha iyiydi. Ben elimden geleni yapıyorum. Eğer bir fırsat daha verilirse gerçekten bu sefer gerçekten büyük bir patlama yaratacağım. Fakat buna inanıyorum. Fakat herkes sizden daha başarılıydı. Sizin belli ki sorunlarınız var. Evet. Evet, benim kendi içerimde bazı sorunlar var ve beni gittikçe yaşlandırıyor. Özür dilerim yani biliyorum ki bir fırsat daha verebilirsiniz. Buna çok ihtiyacım var. Lütfen. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben yine böyle bakmaya devam edeyim mi? Evet, şimdi Özlem Teko bize... Teko diktiriyor ya. Çıkış şarkısını farklı bir... Versiyon. Versiyonla evet. Söyleyecek. Çıkış dediğimiz bu albüm değil tabii. Fi tarihinin albümü. Fi tarihinde, Fi tarihi isimli şarkısını söyleyecek. Aşk her şeyi affeder mi? Evet. Bu arada dipnot düşmek istiyorum. Dipnot düşüyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde hep bu soru soruldu. Aşk her şeyi affeder mi, etmez mi diye. Bir tek Aysel Gürel Hanım ve de ben affeder dedik. Geri kalan herkes affetmez dedi. Bravo Aysel! Evet. Eder. Ayrıca Serkan'a başarılar diliyoruz. Serkan'ı çok beğeniyoruz. Ve iki kızımıza daha böyle tranquilizan bir hayat diliyoruz. Filmlerinin çok başarılı olacağına inanıyoruz. Hepimiz iki... kızımızın filmini gidip göreceğiz. İki genç kız. Vildan. Bravo Vildan. Bravo Feride. Bravo Serkan. Bravo Aysel Gürel. Ve şimdi Özlem Teko'dan Aşk her şeyi affeder. Ne, çok mu farklı bir şey yaptınız yani? Yani burada ne kadar çıkar bilmiyorum yani çünkü. Niye burada mı çıkması televizyon zor? Için biraz azaltılmış hali bu. Evet. Yani televizyonda pek daha çıkaramayacaksan. Daha ağır yani sert bir şey yaptım. Şarkılar da biraz öyle oldu. Evet biraz daha sürdürülmüş gidebiliriz ya. Şimdi buradan uykuya geçmek isteyenler var yani. Bence. Değil mi? Bir ayılacaklar şimdi. Bir ayılınacak yani. Oo peki tamam abi. Evet. Yapalım. Yapalım. Yani, tabii yapın yani. Eşlik etmek ister misin? Tabii deli misin? Ezbere biliyorum. Nakaratı bilirsin. Ne bilmem. Bilirse bilirsin. Aysel eşlik etmek ister misin? Hiç bilmiyorum ya ama. Ya gel varlığın yeter. Ha? Aysel öyle gelme. Buyurun efendim. Buyursunlar. Aysel geliyor. Dikkat. Ben de hu. Kamera nerede? Sıkı durun. Kim oldu? Mühimdi sana bağlı.
pişmanlıktan ağlayacağım. Aşk her şeyi affeder mi? Gelsin zamanla geçer mi? Güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder mi? Aşk her şeyi affeder mi? Gelsin zamanla geçer mi? Güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder. Üzgünüm istemeden seni dün gece aldattım. Kim oldu mühimdi, sana bağlanmaktan kaçtım. Çok üzgünüm istemeden bir bakışla aldattım. İnan bana bütün sabah pişmanlıktan ağlayacağım. Aşk her şeyi affeder mi? Dersin zamanla geçer mi? Güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder mi? Aşk her şeyi affeder mi? Dersin zamanla geçer mi? Güzel günlerin hatırına. Aşk her şeyi affeder. Şimdi de bizim koro söyleyecek. Aysel gel. Hep beraber deneyeceğiz. Özlem siz bizim takıldığımız yerde devam edersin. Bir, iki, siz de beraber. Bir, iki, sadece nakaratı. Bir, iki, üç. Hadi Aysel. Affedin. Sevgiliniz sizi aldattıysa affedin.